Efendim hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. TVNET ekranlarında bir hafta aradan bir haftalık aranın ardından yeniden konuşmak lazımla karşınızdayız. Ben Cüneyt Özdemir. Güzel bir akşam diliyorum. İftarlar yapıldı, oruçlar açıldı. Allah kabul etsin diyelim. Artık Ramazan'ı da uğurluyoruz. Bir yandan tam kapanmayla birlikte vaka sayılarındaki düşüşün devam ettiğini görürüz ama bir yandan da maalesef ölüm sayısı bir türlü düşmüyor. Yine bugün açıklanan rakamlar az önce 356 galiba yanılmıyorsam 356 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Bugün konuşmak lazım aslında bununla konuşacağız. Yani tam kapanma ve tam kapanma kararı alınırken bazı tartışmalar da siyasi taraflara çekildi. İşte alkol yasağıydı, tedbir miydi, özel hayata müdahale miydi vesaire bunlar konuşulmuştu. Belki konuşacağız program içerisinde. Ama özellikle siyasette öne çıkanları değerlendirmek istiyoruz. Dört değerli konuğumuz var bugün. İstanbul stüdyomuzda daimi konuğumuz AK Parti 25 ve 26. dönem milletvekili ve aynı zamanda Yeni Şafak gazetesi yazarı Sayın Mehmet Metiner bizimle birlikte. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, yayınlar. İyi miyiz? Çok iyiyiz, daha iyi olacağız. Çok güzel. Mehmet Bey'in hemen yanında gazeteci, yazar Kenan Alpay olacak. O da şu dakikalarda yolda birkaç dakika içerisinde. Stüdyoda bizlerle birlikte olacak. Ankara stüdyosunda ise Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı bizlerle birlikte. Emin Bey merhabalar. Merhaba Cüneyt Bey, iyi yayınlar. İyi gördüm sizi. Tabii koronaya yakalandıktan sonraki süreçte biraz hırpaladı hastalık sizi. Şimdi gayet iyi görüyorum. Neye yakalandıktan sonra tam şey yapamadım. Korona mı dediniz? Koronaya yakalandıktan sonra virüse yakalandım. Öyle mi? Ben korona sonraki olay. Benim aort damarım yırtıldı. Ben aslında koronadan 100 kat belki de 1000 kat tabii, daha sıkıntılı bir. Onu da biliyorum tabii. Hem de o rahatsızlığına beraber evet. Ya iyi gördüm sizi maşallah. Ondan sonra da korona ve çok şükür iyiyim. Çok teşekkür ederim. Daha peki. Da iyi olacağız inşallah. Yani uzun bir aradan sonra hani böyle bir programda sizi konuk aldığım için o yüzden bunu özellikle söylemek istedim. İyi gördüm sizi ve Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel de bizlerle birlikte olacak bugün. Mustafa Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum değerli konuklara ve izleyenlere. Siz de iyisiniz umarım. İzmir'desiniz. Çok teşekkürler. İzmir'deyim. Çok peki. Sağ olun. İzmir'e de buradan selamlar diyelim. Şimdi bugün programa başlamadan önce değerli izleyenler konuşacağımız konular içerisinde aslında MHP'nin 100 maddeden oluşan bir anayasa taslağını kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşacaklar. Önce ittifak ortakları olan AK Parti ile daha sonra da diğer partilerle. Bununla alakalı Bahçeli'nin söyledikleri vardı. Şimdi hem CHP hem İYİ Parti tarafından yok hükmündedir. İşte gündemi değiştirme adına yapılan adımlardır şeklinde değerlendirmeler geldi. Daha sonra bugün bir özel televizyonda da yine bir haber kanalında da orada yapılan yorumlar üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yöntemli değil mi Sayın Metiner? Evet. Evet. Değil mi? Evet. Onun bir değerlendirmesi sonrasında o özel kanalda MHP yönelik bazı ifadeler kullanıldı ve Sayın Devlet Bahçeli de MHP'nin bu 100 maddeden oluşan anayasa taslağını üzerinden MHP yönelik bir operasyon yapıldığını belirtti ve bugün de akşam saatlerinde artık bu kanalı izlemiyorum diye bir etiket. Yani söyleyelim. Yani medya ve tanıtımdan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir Bey çok sert açıklamalar bulundu. Şimdi çok, ne oldu? Niye böyle oldu Sayın Metin? Buradan bir başlayalım belki. Çok anlamlı o İsmail Özdemir'in MHP Genel Başkan Yardımcısı'nın açıklamaları çok önemli. Onu herkesin okumasını istiyorum. Bu medyaya yönelik bir tepki değil. Medyaya yönelik bir protesto değil. Gazetecilere yönelik protesto değil. Ama bazı yayın kuruluşları maalesef çok ön yargılı olmanın ötesinde hasmane davranmaya başladılar. Özellikle de Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı'ndan yana olan bütün çevrelere karşı. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bahçeli'ye, işte zaman zaman Sayın Perinçe'ye, yani bu cephede, milli ve yerli cephede olan bütün siyasal aktörlere karşı kıyıcı bir dil. Bir de televizyon ekranlarına çıkarttıkları cehli mürekkepler, gazeteci kılıklı bir takım cehli mürekkepler ve bir takım arsız, hayasız insanlar üzerinden
yalan ve iftira siyaseti, algı operasyonları yürütmeye başladılar. Nedense de bir takım kanallar bu gazeteci kılıklı müsveddelerden bir türlü vazgeçmiyor. Yani hep aynı yalanları, aynı yalanları ama. Yani 5-10 tane yalanlar var, bildik yalanlar var. Kelimeleri aynı, entelektüel backgroundları yok, kültürel bir donanımları yok, vizyonları yok. Yayınlanmış bir tek makaleleri yok, yani kayda değer. Hiçbir konuyla ilgili yayınlanmış kayda değer bir tek makaleleri yok. Zaten eserleri asla yok. Ama bir takım insanlar bağırıp çağıran, siz kendilerine cevap verdiğiniz zaman da size küfürler savuran, cevap vermediğiniz zaman küfürlerinizin altında ezildiğiniz algısı oluşturacağı için aynı dille kendisine cevap vermek mecburiyetinde kaldığınız bir takım böyle müptezel tipler. İşte MHP anayasa çalışması denildiğinde belki de işte Vatan Partisi Doğu Perinçek bir açıklama yaptığında dudak büken, gülümseyen, tiye alan, alaya alan bir takım böyle tipler. Sayın Bahçeli'nin hani medya ile alakalı çok da böyle bir şey çıkışını ya da böyle bir tweet attığını çok da denk gelmedik. Yani bir Twitter'ı protesto etmek amacıyla bir şey kapatıyorum demişti. Ben şahsen Bahçeli'nin tavrını yani destekliyorum. Kanalın ismini de vererek. Ben destekliyorum. Ben destekliyorum. Başka bazı kanallar da kendilerine artık çeki düzen vermek zorundalar. Yoksa hiçbirimiz katılmayız yani. Yani şu mantığı yıkalım artık ya. Yani karşındaki insan en azından senin seviyendeki bir insan olmalı. Tam her türlü eleştiri yapılsın. Ama adam sana hakaret ediyor orada. Cumhurbaşkanı hakaret ediyor. Mesela bir önceki programda katılmışsınız nezaketen. Yalanını belgelerle ortaya koymuşsunuz. Gene sıkıştığında bir sonraki programda gene aynı yalana başvuruyor. Doğru. Mehmet yani, Bey devam etmenizi isteyeceğim. O Kenan yüzden, Bey de geldi yerini alacak. Vereceğim tabii, sözü. Tabii. İşte ise bir Mustafa Bey'e belki bir dönelim. Bu arada Kenan Bey de yerine alacak stüdyoda. Mustafa Bey sizle devam edelim isterseniz. Yani bu Sayın Bahçeli'nin bu çıkışı sanki medyaya bir ayar verilmek isteniyor, müdahale edilmek isteniyor. Bahçeli'ye yönelik böyle eleştiriler de geldi. Yani Kanal Ankara temsilcisi ve program yapımcısı tarafından da. Sayın Bahçeli de Twitter'dan böyle bir etiket açtı. İzlemiyorum diye. Tartışmayı nasıl görüyorsunuz? Evet. Tekrar saygılar sunuyorum hem stüdyolardaki değerli hem de izleyenlerimize. Şimdi hiçbir gazetenin, hiçbir televizyonun yalan söyleme özgürlüğü yoktur. Yani medyamız var, gazetemiz var, televizyonumuz var. Biz bu araçları manipülasyon aracı olarak kullanma özgürlüğü kimseye verilemez. Hele Türkiye gibi güvenliğiyle ilgili, ekonomik sorunlarıyla ilgili ciddi problemler yaşayan ülkelerde medya aslında birer operasyon aracı olarak özellikle batılı devletler tarafından fonlanıyor ve kullanılıyor maalesef. Türkiye'de de önümüzde ciddi bir sorun var. Sayın Bahçeli'nin açtığı bu tartışmayı şu yönde derinleştirirsek iyi olacağını düşünüyorum. Türk medyasında bir yabancı istilası var. Bakınız son 3 senedir 4 senedir batılı devletler özellikle, hatta sadece batılı devletler değil, başka ülkelerde medya alanında, sosyal medya alanında, YouTube kanalları alanında bir atağa geçmiş durumdalar maalesef. Ve medyayı Türkiye'nin iç işlerine karışma aracı olarak da kullanıyorlar. Türkiye'de muhalefeti yakın medya organlarının içerisinde o kadar çok yalan söyleniyor ki, az önce Sayın Metiner buna değindi, bu çok önemli. Biz Aydınlık Gazetesi'nde bir köşe açtık. Sırf bu yalanlara ilişkin bir köşe açtık. Bir de Ulusal Kanal'da Yalancının Mumu ismiyle iki arkadaşımız şu anda haftada bir program yapıyor. Hı hı. En son İstanbul Sözleşmesi ile ilgili söylenen yalanlar, işte kadın cinayetlerinin artacağı, bu sözleşmenin iptal olmasıyla birlikte Türkiye'de kadınların kesileceği, kimsenin de buna ses çıkaramayacağı gibi akıl almaz yalanlar. Bu medya organlarında söylendi. 128 milyar dolar nerede tartışması da aslında böyle bir operasyondu. Hala devam ediyor. Yani Türkiye'nin özellikle güvenliğini ilgilendiren iç cephesinin kuvvetlenmesine yönelik hamleler yerine zayıflatmaya çalışan televizyon kanalları var. Yani sadece işi bu olan. Sadece işi bu. Biz o yüzden oturduk Ulusal Kanal'da, dedik ki biz bu yalanları takip etmek için adam görevlendirelim ve Yalancının Mumu diye bir program yapıyoruz. Her hafta 7 tane 8 tane yalan buluyoruz televizyonlarından. Spikerlerinin söylediği haber
sunan isimlerini, bazı programcılar var. Ve maalesef yüzleri de kızarmıyor. Yani bu programlarda biz en son 128 milyar dolar nerede yalanını, ondan önce az önce söylediğim gibi. Bakınız bir tane örnek vereyim. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin rektör seçimiyle ilgili bir tartışma çıktı. Hı hı. Biz onu bir televizyonun, ismini vermemin sakıncası yok, bilsin bunu TVNet izleyicileri de, hı hı, Yol Televizyonu aşağıya bak diye bir montaj yapıyor. Yalan söylüyor. Yani emniyet kuvvetinin ağzından öyle bir cümle çıkmıyor. Aşağıdan, hı, yürü diyor sadece. Hı hı. Toplu yürümeye izin vermediği için. Sonra bu televizyon kanalı bu yalanı yaydıktan birkaç gün sonra özür diledi. Biz montajda hata yaptık diye ki montajın ne olduğunu siz de Cüneyt Bey iyi bilirsiniz. Hı hı. Yani böyle bir hata, hani görüntü kesilirken diyelim oynadılar üzerine ama bir de alt yazı koymuşlar. Evet. O yalan bu sefer muhalefetin elindeki 3 tane 4 tane televizyonda dolandı. Kestiler, sosyal medyaya koydular. Tam 2 milyon tweet atıldı aşağıya bakmıyorum diye. Koca koca siyasetçiler attı. Koca koca sanatçılar gitti peşine takıldı. Öyle bir laf yok. Ama büyük bir manipülasyon, hı, aracı olarak kullandılar. Bakınız bu Boğaziçi olaylarında 100-150 kişilik öğrenci grubunun, aslında öğrenci grubunun da olmadığı daha sonra emniyetin gözaltı rakamlarında ortaya çıktı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi çıkmadı o dışarıdaki Kadıköy'deki olaylarda. Hı hı. Ama bir baktık, hı hı, 4 tane televizyon bunu bir kampanya haline getirdi. Dolayısıyla burada Sayın Bahçeli'nin açtığı tartışma... Bir eleştiri mi yoksa medyaya bir baskı olarak mı görüyorsunuz? Cevabı ben baskı alayım sonra. Olarak görüyorum. Hı hı. Tercihte bulunuyor. Ben Sayın Bahçeli'nin tercihini de doğru buluyorum. Medya tercih edilmeli. Hangi televizyon doğru söylüyorsa onu izleyeceğiz. Hangi gazete doğru yazıyorsa onu okuyacağız. Böyle yalan söyleme özgürlüğü yok. Medyayız diye böyle bir özgürlük kimseye verilmiyor. Yalan söyleme demokrasisi olamaz. Hı. Siz yapın bakalım Batı'da herhangi bir ülkede o kongre baskınında gördük neler yaptılar. ABD kendi başkanının sosyal medya hesaplarını elinden aldı. Nerede demokrasi? Kendi başkanının sosyal medya hesaplarını kapattılar. Nereden demokrasiden bahsediyorlar? O yüzden demokrasi fikir söyleme özgürlüğüdür. Yalan söyleme özgürlüğü değildir. Burada gazeteler ve televizyonlar, bakınız bir yalan daha söyleyeyim. Geçen biz Aydınlık'ta işledik bunu. Türkiye'de gazeteciler tutuklanıyor. En son şimdi ABD'li senatörlerin sunduğu o raporda da var. Daha 3 gün önce sundukları raporda, FETÖ ve PKK'yı savundukları raporda. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın rakamlarına baktık Cüneyt Bey. Tutuklanan gazeteci yok. Hepsi FETÖ ve PKK'nın sözcüsü. Ve hepsinin de bir örgütsel bağı var. Ya Baylok var, ya Bankasya var, ya örgüt hiyerarşisinde bulundukları bir sebep var. Dolayısıyla Türkiye'de gazeteciler tutuklanıyor. Dünyanın en çok gazeteci tutuklanan ülkesi yalanını muhalefetin televizyonu her gün söylüyor. Her gün söylüyor. Peki. Bu yalanı. Halbuki bu sendikalarında, gazeteciler cemiyetinde, sendikanın da raporlarına baktığınızda tutuklu olan 65-70 civarında gazeteci dedikleri kişilerin tamamının FETÖ, PKK ya da bu Dev Sol gibi çeşitli sol yasa dışı örgütlere üye olan kişilerin basın ayağındaki görevlileri olduğunu görüyoruz. Ama eminim şu sıra bile bu televizyonlarda herhangi bir yalan söyleniyor. Burada size açıklıkla şunu söyleyeyim. Bakınız bir Cumhuriyet Halk Partisi bir televizyonu protesto ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi için başka bir televizyonla ilgili bir hüküm açıkladı. Hı hı. Ben size söyleyeyim, Türkiye'de TVNet, Ulusal Kanal, Ülke TV, 4 tane 5 tane televizyon doğruyu savunan televizyonlar yeter. O yüzden biz milletimize şu bilinci vermeliyiz. Televizyonu da seçeceksiniz ey milletimiz. Böyle yalan söyleyen televizyonları izlemeyeceğiz. İç cepheyi zaafa uğratmaya, hı hı, çalışan, siz hadi Kurtuluş Savaşı'nda İngilizlerin borazanlığını yapan gazeteyi Ankara'da yayınlayabilir misiniz? Kuvayi Milliye'ye söven gazeteyi Ankara'da yayınlayabilir misiniz? Böyle bir özgürlük yok. Dolayısıyla burada böyle bir lafazanlık, demokrasi, insan hakları, ülkelerin bağımsızlığının üstünde bir demokrasi olmaz. Peki. En büyük insan hakkı insanın vatanında bağımsız, başidik, özgür, hür yaşama hakkıdır. Bunu gasp etmeye çalışan hiçbir yayın organına özgürlük verilemez. Peki. Şimdi Kenan Bey, siz de hoş geldiniz. Merhabalar, çok sağ olun. Kusura bakmayın. Olsun. İnsan bir cümleyle pas vereyim. Emin abi de orada. Kardeşimiz de Kenan da geldi. Şimdi bakınız, Habertürk'te Ekrem İmamoğlu da konuk edildi. Tevfik Göksu'da. Bakınız. Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine hiçbir şekilde müdahale edildi.
moderatör hiçbir şekilde İmamoğlu ile tartışmaya girmedi. Zaten moderatörler tartışmaya girmezler. Modere ederler, müzakere etmezler tartışma. Hatta İmamoğlu Habertürk bünyesindeki gazetecilere, televizyon yorumcularına ağza alınmayacak hakaretlerde bulunduğu halde, tahkir ve tezyifte bulunduğu halde kimse gıkını çıkartmadı. Tevfik Göksok atıldı. Bir yanda moderatör, bir yanda diğer konuklar çemkirdiler adeta. Şimdi bu olmaz, bu olmaz. Dün yani akşam, nereye geliyoruz buradan? Bakınız, yani moderatörseniz moderatörsünüz. Ben de mesela geçmişte milletvekili olmadan önce Habertürk'teki bir televizyon programa katıldım. Hem ısrarla kendisi çağırdı moderatör, ismini vermeyeceğim. Müptezel bir gazeteci, hala 28 Şubat'ın da sokakta bekçiliğini yapan böyle. Bir başörtülü bulsam da, bir çarşaflı sarıklı bulsam da şikayet edeyim diyen müptezel bir gazeteci. Hala nasıl Entepe'lerde gazetecilik yapabiliyor? O da faslı diğer. Bir tartışmacı olarak katıldığında, ve ben zaten diğer konuklarla tartışıyorum yani, kendisi de araya girip tartıştığında programı terk etti. Böyle böyle yayıncılık olmaz. İlker'in sözünü ettiği, sevgili İlker'in sözünü ettiği şey çok çok önemli. Bir, yabancı istilası. Milli ve yerli bir medya olmaktan çıktılar, yabancı istilası söz konusu. İki, ideolojik, siyasi bir tarafkirlik içindeler, hasmana bir tarafkirler içindeler. Bunu artık kırmamız lazım, ortak bir tepkiyle sevgili İlker. Bizleri çağırdığında gitmediğimizi, gitmeyeceğimizi bildirmemiz lazım. Bizim kendi medyamız var zaten. Bizi izlemek isteyenler kendi medyamızdan izlesinler. Çünkü niye? Yani cehli mürekkep, bilmediğini bile bilmeyen gazetecileri çıkartıyorlar karşınıza. Fikir konuşuyorsunuz. Tartışma, düzeyli bir tartışma yapmak için başlıyorlar Atatürk düşmanlığı, bilmem ne düşün, o beylik laflar. Başlıyorlar hakaretlere. Hakaretlerin altında kalmamak için cevap veriyorsunuz, aynı düzeye düşüyorsunuz ve ertesi gün sosyal medyada işte filanla filan birbirine girdi. Böyle bir şey olmaz. Bu kendine saygısı olan insanların yapabileceği bir şey değil. O yüzden bazı kanallar eğer bu tür gazeteci kılıklı müptezelleri ve cehli mürekkepleri çıkartmaya devam edecekse, bizim topyekun burada bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. Hangi kanal olursa olsun, bu varsa, böyle olacaksa biz yokuz kardeşim. Peki. O zaman medya kendine çeki düzen verir. Aksi takdirde işte diğeri bekliyor ki çağırsınlar, ben hemen katılayım. Gerek yok buna ya. Söyleyecek sözü olan insanlarımız için zaten mecralarımız var bizim yani. Gazetelerimiz var, televizyon kanallarımız var. Siz bu kanalın MHP düşmanlığı yaptığını düşünüyor musunuz? Evet. Sebep? Çünkü niye bakınız? Bir, ismini vermeyeceğim Ankara Peki. temsilcisinin. Durup dururken, kendisi o programda değil. Evet. Ki o programda değil. Özür dilerim. Ertesi gün geliyor. Ben Diyarbakırlıyım diyor. Mezopotamya'nın çocuğuyum. Ya kimse sana nereli olduğunu sordu mu? Sen Diyarbakırlılığına niye vurguda bulunuyorsun? Hele MHP ile ilgili bir tartışmada ne demeye getiriyorsun? Bu çok hoş bir şey değil. Ben burada durup dururken, işte ben Kürdüm, MHP ile tartışırken. MHP'nin Kürtlere, Kürtlüğe dediği bir şey yok. Diyarbakır'a, Diyarbakırlara dediği bir şey yok. O yayındaki bir takım gazetecilere ve moderatörün o şey... MHP'nin bir anayasa taslağı da oluşmuş bu. O tavrına yönelik bir eleştirisi var. Evet. Yani o gün o programda olmayan bir kişinin sonrasında bu tartışmaya müdahil olması... Ben Diyarbakırlıyım, Mezopotamya çocuğuyum. MHP'nin özür dilemesi gerektiğini. Sadece MHP'nin değil, genel başkanın da özür dilemesi. Biraz herkes haddini bilsin ya. Peki. MHP herhangi bir parti değil ki yani. Şimdi tabii deneyimli bir gazeteci, Sayın Pazarcı'ya döneceğim. Şimdi ben de birkaç tane haber başlığı gördüğüm için belki önümüzdeki dakikalarda gireceğiz. Mesela Ekrem İmamoğlu'nun bu türbeyi ziyaretinde elleri arkada girmesiyle alakalı o görüntüyü hepimiz biliyoruz. Yani orada ahlaken bir insan bir tavır takılıyor. Bir yabancı bir yere gittiğimiz zaman bile kapıdan içeri girdiğimizde ne yaparız? Çeki düzen veririz kendimize. Nasıl girmemiz gerektiğini. Eğer eve giriyorsak ayakkabılarımızı çıkarırız. Selam veririz vesaire. Burada böyle bir durum varken işte bir ifade ya da bir soruşturma neyse ama sonra bir görüyorum bakıyorum ki Sayın Pazarcı İmamoğlu yargılanacak mı diye bir başlık atılıyor. Yani bu konu üzerinden İmamoğlu niye yargılansın? Yani şimdi anlatmak istediğimi belki çok iyi anlıyorsunuz.
Tecrübenize dayanarak bu Bahçeli'nin çıkışını, eleştirisini nasıl görüyorsunuz? Bir eleştiri mi, müdahale mi, bir baskı mı? Şimdi bakın, beğenirsiniz beğenmezsiniz. Devlet Bey bir tavır ortaya koydu. İzlemiyorum diyor, başka bir şey söylemiyor ama eleştirenler kimler? Özür dilesin diyenler, onları destekleyenler, Devlet Bahçeli doğru yapmıyor, basını baskı altına almak istiyor diyenler kimler? Hı hı. Daha düne kadar gazetelere el koyacağız açıklaması yapanlar ve bazı televizyonlara protesto edenler, katılmama kararı alanlar kurumsal olarak, parti olarak. Ve onun gibi bazı gazetecileri de baskı altına alan ve bazı gazetecileri hedef gösterenler. Yani o açıdan şöyle baktığımız zaman Devlet Bahçeli'nin bu tavrını eleştirenlerin hiç insan içine çıkacak yüzleri yok. Yani kalkıp da bu konuda herhangi bir açıklama yapma hakları da yok. Çünkü düne kadar son derece kirli bir takım tavırlar ortaya koydular. Yani susturacağız, el koyacağız, bunların canını okuyacağız, çanına ot tıkayacağız şeklinde açıklamalar yapanlar bugün Devlet Bey'i eleştiremezler diye düşünüyorum. Yani tabii burada bir takım sıkıntılar var. Yani işte biraz önce siz sordunuz, MHP'ye yönelik bir tavrı var mı bu televizyonun diye. Bu ya veya Sayın Bahçeli diye. Ve genel başkan yardımcıları de direkt MHP düşmanlığı diyorlar. Geçmişte de AK Parti'ye yönelik bir takım tavırları vardı ve hı hı. AK Parti'den de genel olarak o televizyonun tartışma programlarına yapılan çağrılara katılmama eğilimi söz konusu idi. Yani bunu da altını çizmek lazım. Hı hı. Ve geçmişte de işte bizim de katıldığımız, ben uzun süreden beri zaten gitmiyorum, onlar da çağırmıyorlar. Çünkü bir seneden fazla oldu, çağrılarına tepki gösterdim, gitmedim, katılmayacağımı söyledim. Onlar da çağırmıyorlar ama gittiğimiz programlarda da bizi de adeta şey yaylım ateşi altına alıp kumpas kurmaya çalışan bir yayıncılık söz konusu. Yani sadece o değil, geçmişte mesela Şirin Payız'ın da çağırdığı zaman 3 kişi karşımıza koyuyor, bize 3 dakika veriyorsa 3 kişiye 5'er dakikadan 15 dakika veriyor ve bizi sürekli sıkıştırmaya çalışıyordu. Böyle yayıncılık olmaz ve ben de defalarca yayın sırasında böyle bir yayıncılığın olmayacağını, bunun bir ahlaki problem olduğunu yüzlerine söyledim. O açıdan benden de çok fazla haz etmiyorlar. Yani bu mesele, bu kavga, bu itiş kakış yıllar önce benim tarafımdan zaten yapıldı. Şimdi İmamoğlu meselesine gelirsek. Yok, oraya gelmeyelim şimdi. Oraya gelmeyelim. Emin Pazarcı. Oraya gelmeyelim. Orayı ayrıca bir açacağım. Ondan bahsettiniz de o açıdan diyorum. Yok yok. Yani zaman, şimdi sadece bu Bahçeli üzerinden bu kanalla alakalı tartışma başladığı için mesela Biden Erdoğan da görüştü. Evet. Biden'la Erdoğan'ın o telefon görüşmesi sonrasında biz de dahil olmak üzere işte iki lider arasında olumlu bir görüşme gerçek. Şu 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 konular konusunda mutabık kalındı vesaire. Biz o gün gördük, bir baktık ki Erdoğan Biden'ı uyardı diye bir başlık gördük mesela. Yani hani çok da şey gelmedi, normal bir başlık gelmedi. Yani şimdi haberi bakın, bu şekilde vermek ya da bakın, işte bu, İmamoğlu yargılanacak mı diye bir başlık vermek. Buyurun. Yani bakın oraya gelirsek yani o ayrı bir şey. Orada adeta mağduriyet arayan, mağduriyet avcılığı yapan bir takım siyasetçiler türedi. Yani iş yapmayıp mağduriyet üreten siyasetçiler. Konu ona geldiği zaman ayrıntılı bir şekilde konuşuruz. Ama bugün ben bir telefon aldım. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu eski başkanı Profesör Sadık Kemal Tural. Hocamdır, değerli bir insandır. Evet. Telefonla aradı ve bana şu soruyu sordu. Sen de benim gibi dedi Demirel, Alparslan Türkeş ve Ecevit'i yakından tanıyorsun. Hatta benden daha fazla Necmettin Erbakan Bey'le de yan yana geldin. Hı hı. Bu siyasetçilerin Allah için dedi söyle, bilerek ve isteyerek yalan söylediklerini gördün mü? Ya da bu siyasetçilerin edep dışı, edepin de ne olduğunu anlattı profesördür, Türk dili profesörü. Hı hı. Edep dışı yani nereye oturacağını bilmeyen, ne söyleyeceğini bilmeyen, nasıl davranacağını bilmeyen davranışlarıyla karşılaştın mı? Tabii ki ben hayır dedim. Yani öyle bir şey söz konusu değil. Peki dedi bugün ne oluyor? Bugün ne oluyor? Bugünkü sıkıntı bu. Maalesef siyasette böyle bir kirlenme ortaya çıkınca işte basında da aynı şekilde kirlenme,
söz konusu oldu. Bakın FETÖ ile birlikte, hatta buna PKK'yı da ekleyebilelim. FETÖ ve PKK gibi bir takım örgütler, bir takım terör örgütleri Türkiye'de çok ciddi bir kirlenme ortaya çıkarttılar. Bir tanesi halkı birbirine düşman etti ciddi şekilde. İşte Türk-Kürt ayrımı yaptı. Daha düne kadar birbirleriyle sarmaş dolaş gezen insanlara birbirlerine kinle bakmasına yol açtı. Diğeri de din adına, din üzerinden dini kirletti. Yani dinin bütün hassasiyetlerini, dinin bütün emirlerini, öğretilerini ayaklar altına alan bir tavır ortaya koydu ve her ikisi de ciddi anlamda kirletti. İşte o kirliğin devamını yaşıyoruz biz. Yani geçmişte bunların hiçbiri şimdi Ekrem İmamoğlu, geçmişte anladım. Bu densizlikler. Bu Ekrem İmamoğlu konusuna geçeceğim. Aslında şey reklama gitmeyecektik ama Ramazan vesilesiyle bazen böyle reklamlar sıkışabiliyor. Yönetmenim illa reklama gidelim diyor. Bir araya gidelim, dönüşte devam edeceğiz. Kenan Alpay'a da ilk sözü vermek istiyorum reklam dönüşünde. Devam edeceğiz, konuşmak lazım. Evet, konuşmak lazım devam ediyor. Mehmet Metiner, Kenan Alpay, Mustafa İlker Yücel ve Emin Pazarcı bizlerle birlikte. Şimdi araya gitmeden önce Kenan Alpay'a da ilk sözü vereceğim demiştim. Sayın Bahçeli'nin bu çıkışı, medya eleştirisi mi, medya müdahale mi, baskı mı? Ki aslında meselenin çıkış noktası da hazırlanan bu anayasa taslağı, 100 maddeden oluşan bir taslakla alakalı o programdaki belki tavır ve yaklaşım, belki MHP'ye bakış açısı vesaire. Bunlar MHP'yi rahatsız etti ama uzun zamandır MHP'den bu kanala yönelik de tepkiler geliyordu. Ve bugün Sayın Bahçeli de artık normal kişisel bir görüşünü belirterek artık bu kanalı izlemiyorum dedi. Ama ciddi de bir destek aldığını da görüyoruz. Siz nasıl bakıyorsunuz duruma? Yani dünyanın her yerinde medya ile siyasetçiler arasında bir polemik var, bir gerilim var, bir çatışma var. Ve bu çatışma Türkiye'ye mahsus olmadığı gibi bugünün sorunu da değil yani. Geçmişte de bu tür sorunlar yaşandı. Biliyorsunuz medya üzerinden siyaseti tanzim etmeye dönük girişimler Türkiye'de hiçbir zaman için eksik olmadı. Dolayısıyla yani ben bugün Sayın Devlet Bahçeli ile bir haber kanalı, Habertürk üzerinde yaşanan tartışmayı, gerilimi tuhaf bulmuyorum. Ama tuhaf bulmuyorum demek tasvip ediyorum anlamına gelmiyor tabii ki. Şimdi burada sizin doğal ifade ettiğiniz şey olabilir. Yani doğallığı aşan yönleri var. Bizim oraya bir güzel bakış açısıyla bir çözüm üretmemiz lazım, önermemiz lazım en azından. O da şu, şimdi Sayın Devlet Bahçeli şahsı adına fikir beyan etmiyor. Sayın Devlet Bahçeli Türkiye'de 50 yılı aşkın bir zamandır faaliyet yürüten bir siyasi partinin işte 20 yılı aşkın bir zamandır genel başkanlığı yürüten bir siyaset adamı olarak konuşuyor. Ve bakıldığında zaten Devlet Bahçeli'nin söyleminin akabinde hemen genel başkan yardımcılarından teşkilat mensuplarına kadar ya da üyelere kadar bir takım tepkiler ortaya çıkmış oldu. Şimdi ben izlememe tavrı, izlememe çağrısı normaldir. Ama bu izlememe çağrısının basına sansür ya da benzer bir anlama gelebilecek bir iklim oluşturmasında ben kendim doğru bulmam. Ve bunun da Türkiye'de acı bir takım tecrübeler ürettiğini de hepimiz biliyoruz. Nedenine gelince evet yani basının maalesef geçmişten bugüne kirli bir takım ilişkileri olmuştur. Yani iktidarı indirmek, efendim silahlı kuvvetler adına baskı yapmak değil mi? Bir takım yolsuzlukları aklamak ya da yazılı benzer şeyler. Yani, hayır 28 Şubat sürecinde daha biz yeni yaşadık. Çok yani, medyaya da geçtiğimiz zaman yani çok zaman eskiye gidelim derken o kadar eskiye değil yani. 28 Şubat sürecinde bankaların nasıl batırıldığını biliyoruz. Yani sokak eylemlerinde bir takım marjinal örgütlerin şeriat istemiyoruz falan sloganlarını böyle pohpohlayarak 28 Şubat cuntasının meşru hükümeti nasıl
alaşağı ettiğini biliyoruz hepimiz. Hep birlikte yaşadık bunları. Yani 28 Şubat çok eski değil. Biz tabii hep 15 Temmuz'a odaklandığımız için gerisi yok zannediyoruz ama gerisi var bunun. Birincisi bu. İkincisi de şimdi tartışmayı siyasi bir zeminde üretmek ve yürütmek gerekiyor. Siyasi zemini açtığı zaman yani sansür ya da otosansür çağrısına benzeyecek bir şey olduğu zaman bu ülkenin aleyhine olur. Türkiye'nin aleyhine olur. Evet, yani Amerika'da bir takım raporlar yazılırken Türkiye'yi küçük düşürecek, Avrupa'da bir takım raporlar yazılırken Türkiye'yi mahkum edecek, efendim bir Doğu blok ülkesi gibi göstermeye matuf adımlar, raporlar, manipülasyonlar bunların hepsi oluyor. Fakat bunlarla mücadele etmenin yolu bu değildir. Evet, yani bakın yani Amerikan seçimleri olduğu zaman seçimlere giderken Trump'la New York Times, Trump'la Washington Post arasında yaşanan tartışmaları aklımıza getirelim. En nihayet CNN International'ın sorularını cevaplamıyordu. Evet, en nihayet mesela Twitter'ın ve Facebook'un hesap kapatmasına kadar gitmiş olduğu bir iklimi düşünelim. Yani bu Batı'nın her zamanki çifte standardı ikiyüzlülüğü ya da yüzsüzlüğüdür. Fakat ölçüyü orası olarak Sayın görmemek Bahçeli bu zamana kadar böyle gerekiyor. Bir tweet atmamıştı. Fakat şöyle mesela şunu gözlemliyor musun dışarıdan bir gazeteci olarak? Ben de baktığım zaman İYİ Parti yöneticilerine ve genel başkanı dahil olmak üzere sıkça görüyorum. Belki MHP'nin şimdi, bir tavır ve tepkisi bu, olarak da katılmadığını da söyleyebiliriz değil mi? Sayın Metin, biliyor musunuz? Yani özellikle ya çok davetlere gitmedik. Çok girmek istemiyorum ama bir parti herhangi bir televizyon kanalını protesto edebilir, eleştirebilir. Bu medyaya sansür anlamına gelmez. Medyayı baskı anlamına gelmez. MHP iktidardaki olan bir parti değil. CHP, CNN Türk'ü boykot etti. Kendileri katılmıyorlar. CHP'nin genel başkan yardımcısı iktidara geldiğimiz günün ertesi bütün medyaya el koyacaklarını söyledi. Bütün bunlar tolere edilebiliyor da. Evet. Yani Sayın Bahçeli'nin ben şu haber kanalını izlemiyorum demesini medyaya sansür, medyaya baskı biçimine dönüştürüp yorumlamak doğru değil. Peki. Bir arka plan olarak ben birkaç bilgi vermek istiyorum. Şimdi yakın zamanda Milliyetçi Hareket Partisi'ni ya da genel başkanı eleştirdiği için bazı gazetecilerin sokakta yani hemen dönüyorum Sayın darp edildiğini, dövüldüğünü, yani ciddi saldırıya uğradığını görmezden gelmemek gerekir. Yani hani Devlet Bahçeli'nin eleştirisi eleştiri midir? Eleştiridir. Ama bu eleştirilerin yansıyış biçimleri eğer fiili ve fiziki bir takım şeylere dönüşürse bu Türkiye açısından hiç de hoş olmayan, Türkiye'nin meşru siyasetini, meşru açılımını gölgede bırakabilecek bir takım fatural olarak bize dönüş yapacaktır. Ben bu sebeple yani haklı bir öfke var mıdır? Haklı bir öfke vardır. Protesto da edilir. Protesto çağrısı da yapılır. Normaldir. Bir şey ekleyecek Sayın Pazar. Devam etmenizi isteyeceğim. Yine vereceğim size sözü. Bir şey ekleyeceksiniz değil mi Sayın Pazarcı? Buyurun. Şimdi Cüneyt Bey, ben de Mehmet Bey gibi aynı noktadan girmek istiyorum konuya. Şimdi ama çok kısa olsun, Sayın Alpay'a döneceğim tekrar. Muhalefette olan ülkeyi çok kısa ülkeyi idare noktasında olan bir siyasi parti değil, bir tepki ortaya koyuyor ve bu tepkisi de bir kanalı izlememe noktasında. Buradan bir sansür değerlendirmesi çıkamaz. Eğer sansür diyorsanız bugün çok ciddi bir sansür var. Mesela sosyal medyada, Twitter'da hepimize ben her gün bilgilerini, belgelerini veriyorum. Ciddi anlamda bir sansür var. Twitter Türkiye'de sansür uyguluyor. Bunu herkes biliyor. Bu açık ve net olarak görünüyor. Tepkimizi koyacaksak buraya koymak şunu lazım. Şunu mu söylüyorsunuz? Ayrıca, muhalif olanlara Twitter, sansür uygulamıyor. Bahçeli'ye de, hayır, Twitter Devlet Bahçeli'ye de sansür uyguladı. Doğru. Devlet Bahçeli de engelledi. Şimdi baktığınız zaman bunları biz tartışmıyoruz ama Devlet Bey bana göre tartışılır ama bana göre haklı bir tepki ortaya koyduğu zaman ve sansür meselesi. Burada sansürün hiç lafı edilmemesi lazım. Çünkü burada bir sansür yok, bir tepki var. Bana göre de haklı bir tepki var. Yani meseleye böyle bakmak lazım. Çünkü sansür meselesini alıp getirirsek buraya medyaya dün medyaya ki benim gazetem de var içinde el koyacak olan kişilerin koymayı düşünen kişilerin bugün yaptığı eleştirilere haklılık kazandırmak ve onların değirmenine su taşımak noktasına geliriz diye düşünüyorum. Peki. Buyurun Sayın Alpay. Evet, tabii yani Emin Bey kendi görüşünü beyan edecek. Ben de kendi görüşümü beyan edeceğim. Yani o durduğu yerden bakacak. Ben durduğum yerden bakacağım. Yani öyle bakmalı diye bir şey yok. Yani evet, biz burada nasıl bakılacağına ilişkin farklı görüşleri temsil etmek üzere bulunuyoruz. Mutlaka. Yoksa öbür türlü olsaydı
Bir arkadaş çıkar, görüşlerini beyan eder, program biterdi. Mutlaka. Ya da biz hepsinin altında den derdik, olur biterdi. Bu değil. Hı hı. Yani bunu konuşmuyoruz. Türkiye'de biz yani hukuk devletinin oluşumu sürecinde, hukuk devletinin olgunlaşması sürecinde, yani insan hakları eylem planının konuşulduğu bir vasatta, yeni ve sivil bir anayasanın konuşulduğu bir vasatta, orada siyasetin, bürokrasinin, sivil toplumun, medyanın, sermaye sınıflarının ya da şunun bunun her neyse, hı hı, nerede nasıl konumlandırılması gerektiğini ve bu konumlanışın ülkenin, toplumun hayrına nasıl hizmet edeceğini konuşuyoruz. Yoksa Devlet Bahçeli'yi tartışmıyoruz burada. Ya da bir haber kanalını tartışmıyoruz. Hı hı. Mesele bu değil. Mesele biz hukuk formasyonu açısından temel hakları ve özgürlükleri genişletmek babından nasıl açılım getireceğiz? Yoksa aynı şeyleri tekrarlarsak hiçbir şeye gidemeyiz. Şimdi burada ülkede olan biten şeyleri mesela 28 Şubat'a atıf yaparken boşuna atıf yapmıyorum. Sokakta bir takım gazeteciler darp edilirken boşuna atıf yapmıyorum. Yani Türkiye'de eleştiri her zaman olacaktır. Medyanın sınırı aştığı, haddi aştığı çok zaman olmuştur. Hı hı. Olmaktadır. Provokasyon yapar, ajitasyon yapar, yalandır, dublajdır, montajdır. Bunları biz gördük zaten. Fakat bizim bunlarla hukuki anlamda nasıl mücadele edeceğimize ilişkin de bir öngörümüzün olması gerekiyor. Ve bu öngörü bugüne ilişkin tepkisel bir öngörü değil. Protesto etme hakkı varsa bunu Sayın Bahçeli en başta zaten getirdi. İzlemiyorum. Destek veren şu an binlerce insan. Bunu en başta zaten, hı-hı, ben ifade ettim. Artı ifade etmeye de gerek yok. Bu malum bir şey zaten. Yani bunu tekrar etmeye ben gerek görmüyorum. Fakat şunu söylemek istiyorum. Yani bizim Türkiye'de güvenlik ve özgürlük dengesini nasıl sağlam bir dengeye oturtacağımızla ilgili bir açık tartışmaya ihtiyacımız var. Yani CHP demiş ki el koyarım demiş. Ya CHP'nin o absürt tavırlarını nasıl tartışalım burada yani? Ya iktidara gelince el koyacakmış. Ya iktidara gelsin önce de sonra bakalım nasıl el koyacak, onu sonra görürüz biz. Ama önce yani ben soğukkanlıkla ve sağduyuyla hareket etmek noktasında AK Parti'nin bugün sergilemiş olduğu tavrı tarzı tabii ki daha doğru buluyorum. Yani bugün iktidar partisinde değil diyoruz ama netice itibariyle Devlet Bahçeli'nin söylemiş olduğu sözler iktidar partisini de etkileyen, değil mi? Yani Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak konuşuyor. Yani herhangi bir sivil toplum örgütünün lideri olarak konuşmuyor. Hı hı. Ne kadar şahsım adına konuşuyorum dese de bir hareketin lideridir. Ve bu hareket teşkilatlanma bakımından Türkiye'deki en yaygın, en örgütlü teşkilatlanmayı temsil etmektedir. Bu aşam bakıldığında Habertürk'ü ya da CNN'i ya da bir başka kanalı ya da diyeyim ki TVNet'i insanlar, hı, tartışabilirler. Biri de diyebilir ki işte efendim siz orada bir araya gelmişsiniz, şunu şunu yapıyorsunuz, bunu bunu yapıyorsunuz. Ya kardeşim bizim görüşümüz budur. Her partiye zaten yakın olan bir takım diyeyim ki kanallar var. O kanallarda şunları şunları görmüyoruz. Neden? Hmm. Çünkü kendi kanalı gibi değerlendiriyor bunu. Onun için bence orada çok fazla odaklanıp Devlet Bahçeli'ye hak verdik. Devlet Bahçeli zaten şunu dedi, bunu dedi filan gerek yok. Bir takım programlara siz de ben de çağırıyoruz. Gitmiyoruz. Yani olan i̇steyen budur. Gidebilir, isteyen. Yani gazetelerimiz var, dergilerimiz var, haber portallarımız var. Orada yapılan haberleri, değerlendirmeleri ya da takdim edilen spotları hep birlikte eleştiriyoruz, teşhir ediyoruz, kınıyoruz, ayıplıyoruz. Ahlaki açıdan, hukuki açıdan sakıncalarına dikkat çekiyoruz. Bunda bir beis yok. Peki. Meseleyi hukuki ve ahlaki çerçevede kalmak şartıyla biz her türlü tartışmaya açık olmamız lazım. Bu özgüvenin bir neticesidir. Peki. Bu meşruiyetin bir neticesidir. Ben özgüvene ve meşruiyete inanıyorum. Ve bundan dolayı da herhangi bir karın ağrımı olmadığı için istediklerini söylerler. Ama bizim de onlara cevap verecek gücümüz, kuvvetimiz, kudretimiz zihinsel anlamda, peki, muhakkak ki vardır. Ve onu da zaten dile getiriyoruz. Peki. Ya ben şimdi buraya bir şerh koyup bir küçük katkıda bulunacağım. 10 dakika var, 4-5 dakika size vereyim. Sonra bir cümle söyleyeceğim. Yani Mustafa İlker Yücel'e döneceğim. Sadece bir cümle, o da şu. Burada hiçbirimiz mesela Halk TV'yi tartışma konusu etmeyiz. Çünkü duruşu belli. Ben tarafım diyor. Diyelim ki TV.net taraftır, Akit TV taraftır, A Haber taraftır mesela. İşte Ulusal Kanal taraftır. Kimse bunların, siz hem tarafsızlık iddiasında bulunuyorsunuz hem de bunu yapıyorsunuz şeklindeki bir suçlamaya muhatap kılmaz. Ama hem herkese eşit mesafedeyim diyeceksiniz, tarafsızlık kisvesine bürüneceksiniz, hem de çok bilinçli bir biçimde, sistematik bir biçimde hakaretin de ötesine bir husumeti oluşturacak bir cephe siyaseti güdeceksiniz.
Ben şahsen bu açıdan Bahçeli'nin tepkisini çok anlamlı ve değerli buluyorum. Hem partisinin böyle bir hakkı var. Ben aynı zamanda bu tepki kendi partime de salık veriyorum. Burada beni izliyorlarsa lütfen Bahçeli'nin koymuş olduğu tepkiyi. Sadece Habertürk üzerinden söylemiyorum. Kanal ismi zikretmemize gerek yok. Eğer bir televizyon kanalı haftanın 5 günü söylediği sözler hep aynı olan, hep aynı yalanlar, aynı iftiralar, aynı hakaretler olan, bağırıp çağıran, hakaret eden, saldırganca, küstahça, Cumhurbaşkanı'na, Bahçeli'ye, bu çerçevede düşünen insanlara gazeteci kılığıyla her çıkarıyorsa ben AK Parti'mizin de bu konuda tepki koyması gerektiğine inanıyorum. Buna hakkımız var ya. Ha şey dediği de doğrudur. Çağırdıkları zaman da katılmayız. Şu kişiler varsa katılmayız kardeşim. Kişisel protesto etme hakkını bu, buna kullanarak. Hakkımız var. Bu medya üzerinde bir baskı oluşturmak anlamına gelmez. Ben kendi adıma Mehmet Metin olarak belirli bazı isimler söz konusu. O isimlerle hangi televizyon kanalında bedeli ne olursa olsun asla bir daha bir araya gelmem. Çünkü bir insan cahilse cahili anlatabilirsin. Ama cehli mürekkepse yani cahil olduğunun farkında değilse bir de aynı yalanı çok edepsiz bir dille sana da şarlayarak, çemkirerek ve seni de toplum karşısında kavgacı bir pozisyona sokarak buradan farklı bir algı üretmeye çalışıyorsa katılmamak en doğrusudur. Yani. Şimdi çok kısa mesela, Mustafa Bey'e döneyim. Habertürk'te şimdi iki istifa, daha doğrusu bir görevden doğru, alınan şu an, evet, şu bir an de bunlar istifa oldu. Bülent Aydemir görevden alındı Ankara temsilcisi. Kesin mi? Tabii tabii. Çok isabetli. Kürşat Oğuz da genel yayın yönetmeni, o da istifa etti. Şimdi şöyle bir şey. Bülent Aydemir'in mesela en son hatırladığım olaylardan bir tanesi. Bu Van'da çığ düştüğü zaman Van eski milletvekili Gülşen Orhan'la ilgili tamamen yalana, tamamen manipülasyona dayalı bir haber üretmişti. Ve çığın sorumlusu olarak orada Gülşen Orhan hanımefendi, yanlış olmasın isim, göstermişti. Ve tabii olay aslında birkaç saat geçince açığa çıktı. Durum anlaşılmıştı. Sadece basit bir özürle durumu geçiştirmeye kalkıştı. Şimdi biz burada A şahsını, B şahsını, şu A kanalını, B kanalını savunmak durumundayız. Ben genel bir ilkeye işaret etmeye çalışıyorum. Yoksa dediğim gibi ben zaten yazı yazıyorum. Siz de yazıyorsunuz yıllardan beri. Bir takım insanlarla tartışıyoruz ama bazen öyle tartışıyoruz ki kıyasıya tartışıyoruz. Dolayısıyla tartışmak başka bir şeydir. Tartışma zeminini açık tutmak başka bir şeydir. Ama bu türden az önce bahsetmiş olduğum gibi vahim sonuçlara yol açacak bir takım girişimlerde bulunmak başka bir şeydir. Ben oraya bir kesim mi? Öyle değil. Bu, şimdi doğru. Hem Kürşat Oğuz hem de Bülent Aydemir. Biri istifa etmiş, nedir? Biri görevden almış. Nereden vahim sonuç çıkacak? Bakın vahim sonuç ne? Onun bile altını çizmek lazım. Yani sizin gazeteci olarak katılmama hakkınız var. Devlet Bey'in de tepki gösterme hakkı var. Vahim sonuç nedir? Hangi vahim sonuç çıkacak? Yani zaman zaman Sayın Tayyip Erdoğan da bazı basın organlarını izlemeyin diyor, izlemiyoruz diyor. Yani siyasetçinin de bir tepki gösterme hakkı yok mu? Burada nedir? Ayrıca Bülent Aydemir örneğini verdi Kenan Bey. Bülent Aydemir de o olaydan sonra ben de eleştirdim kendisini. Aradı, ben tamamen doğruları yazdım dedi. Bana baskı yapıldı dedi. Şimdi işin bir de perde arkası tarafı var. Yalan diyorsunuz ama Bülent Aydemir bunun yalan olduğunu kabul etmiyor ki. Etmedi ki. Sonuna kadar direndi. Yani meseleye böyle bakmak lazım. Ben gerçekten merak ediyorum. Vahim sonuç ne? Yani hakkınızda aleyhte bir yayın yapılacak. Siz buna tepki göstermeyeceksiniz. Bir siyasi parti için bu teslimiyettir. Bu son derece yanlıştır. Şimdi, ben de bunun altını çiziyorum. Vahim sonuç ne? Mustafa İlker Bey bizi dinliyor şimdi. Şöyle söyleyeyim ben o zaman bahis kapanmadan öyle Mustafa Bey'e geçmeden önce. Şimdi ya döneceğim Mustafa Bey size. Emin Bey, Ankara'da, İstanbul'da bir takım gazeteci arkadaşlar, bunun içerisinde Akit Gazetesi'nin haber müdürü Murat Alan da olmak üzere, sopalarla, beyzbol sopalarıyla kafası, kolları, bacakları kırılırcasına dövüldüler. Bu döven arkadaşların hemen hepsi serbest bırakıldı. Ankara'da gazeteciler dövüldü, siyasetçiler dövüldü. Bunları döven insanların da nereyle, kiminle ilişkili olduğu da açıktı. Buna ilişkin ne diyorsunuz? Ben onu merak ediyorum. Kim kimi dövdü? Bakın bu yargının işi. Ben elime yargının işi de gözünüzün önünde olup biten bir şey var. Sadece yargının işi deyince çözüm olmuyor mu? Siz söyleyin. Şu şunu dövdü, şu şunu yaptırdı diye. Ben de onun üzerine
değerlendirmemi yapayım. Ya siz gazetecisiniz, hepimizin malumu bunlar. Karar vermediği, uzaktan duyduğum yok böyle bir şey. Yani olsa olsa metoduyla ben karar vermem. Şu şunu yaptırmıştır metoduyla hiçbir zaman yazı yazmadım. Hiçbir zaman da dedikodularla hareket etmedim. Yani o açıdan bana diyeceksiniz ki şu şunu yaptırdı, bu böyle oldu, şu şöyle oldu. Peki siz vakıf olamadınız mı bu olaya? Yani dedikodu mudur bunlar olup bitenler? Siz görmediniz mi kimin kimi dövdüğünü, yani bakın, kimin suçlu yani olduğunu anlayamadınız mı? Birinin dövdürülmesi son derece yanlıştır. Hepsi yanlış. Bunları yani hukuken hayır, siz yani kimlerin dövdüğünü göremediniz mi? Yanlıştır. Onu merak ediyorum ben. Kimlerin gazetecileri dövdüğünü göremediniz mi? Ki, göremedim tabii ki. Yani. Göremediniz. Tamam, o zaman size bir şey söyleyemem ben. Ben orada değildim. Yani ben evimde Ankara'dayım. Olay bunların, benim bunlar... gözümün önünde olmadı. Şimdi, tabii ki göremedim. Ben şimdi peki, bir araya size... gireyim. Mustafa Bey'in zaten zamanını aldık. İkinci bölümü onunla başlayacağım. Peki. Şimdi ben de Babali'ye 96 yılında İstanbul'da girdim. Mehmet Bey çok eski değil mi? Mehmet Bey kaç? O zaman Baba Ali vardı. Şimdi Baba Adi oldu. Heh. Evet, bu da bir tanımlama. İş, Emin Pazarcı yine öyle. Kerem Bey siz de öyle. Şimdi ben de bir genç kardeşiniz olarak açıkçası önemli bir soru yönelteceğim üçünüze ikinci bölüme başlarken. Önce Mustafa Bey'den görüşü alacağım. Şimdi medyaya baskı eleştiri diyoruz da hep işte tarafsız deyip nasıl yayın yaptığı konusunda bir eleştiri yöneltiniz. Taraflı medyaya hiçbir eleştirimiz yok. Hayır, şunu soracağım. 96'da ben medyada gözümü açtım. 25 yıl geçmiş. 30 yıldan fazla oldu mu Mehmet Bey? Benim 35 mi? Yıl. Ben zaten kendimi bildim bileli yani elim kalem tutuyor yazıyorum. Yaşım 60-61 yani çıksın ortaya. Şunu soracağım yani 30 yıl önce de erkek yaşını gizlemez. Tarafsız mıydı? Bu kadar rahat mıydı? Medyada baskı yok muydu? Eleştiri yok muydu? Vesaire bunu sormak. Sanki sadece AK Parti iktidarıyla birlikte Türkiye'de böyle bir medyaya baskı eleştiri varmış gibi bir tablo da çiziliyor. Ya biz kalem oynattığımız ertesi gün soluğu devlet güvenlik mahkemelerinde alırdık. Tamam. Ya geçin bunları ya. Bu iktidar dönemindeki özgürlük hiçbir zaman yok. Yani. Araya gideyim. Bir soluklanalım. Dönüşte Mustafa Bey'i bayağı bir beklettik. İzmir'de yani İzmir'de olması... Sadık Albayrak abinin kulakları çınlasın. Devlet güvenlik mahkemelerinde nice günlerimiz geçti ya. Şimdi özgürlük, tamam, demokrasi sorumu falan. Sorumu cevap vermeyeyim. Mehmet Bey saklı kalsın, virgülü koyalım. Dönüşte de konuşmak lazıma başlayacağız, devam edeceğiz. Mustafa İlker Yücel'le. Evet konuşuyoruz. Konuşmak lazım devam ediyor. Arada da konuşuyoruz biz. Off the record tabii bunlar. Emin Pazarcı, Mehmet Metiner, Kenan Alpay ve Mustafa İlker Yücel bizlerle birlikte. Şimdi biz Kenan'la biraz geçmişimize gittik. Ne güzel. Yani eski jenerasyon olarak. Ne güzel. O dönemlerimize gittik inşallah. Aslında onları böyle bir zaman uzun uzun anlatmak lazım. Süremiz ancak bir programda inşallah. Başka programı diyelim. Mustafa Bey İzmir'de olduğu için bayağı bir dinledi, not da aldı. Belki bu tartışmayı noktalayıp bir başka konu üzerinden devam etmenizi isteyeceğim. Ama o sorum hala saklı. Hani 20-30 yıl öncesinde de var mıydı? Yani medya bu kadar rahat mıydı vesaire? Mustafa İlker evet, konusu. Mustafa İlker Yücel'e sonra... döneyim. Notlarınızı aldınız herhalde Mustafa Bey. Neler eklersiniz? Şimdi öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Bizzat bizim yaşadığımız bir pratik. Yani son dönemde Akit TV defalarca çağırdı. Ülke TV çağırdı. TV Net çağırdı. Ve ben bu televizyonlarda AK Parti'nin katılmadığım çok sayıda fikrine karşı da fikrimi söyledim. Hı hı. Ve çağrılmaya da devam ettim. Belki burada o konu başlıkları katılmadığım konu başlıkları gündeme gelirse yine fikirlerimi de rahatlıkla söyleyeceğim ve bir daha da çağrılacağımı biliyorum bu televizyonlara. Biz de aynı şeyi Ulusal Kanal'da yaptık ama buna rağmen sağ olsun arkadaşlar her seferinde çağırıyorlar. Bir sıkıntı da olmuyor. Evet, Ulusal Kanal'da şimdi çok sayıda gazeteciyi ağırlıyor.
Onlar da bizim hiç katılmadığımız ulusal kanalda daha önce dile getirilmeyen fikirleri söylüyor. Biraz içeri ses verebilir miyiz? Mustafa Bey'i net duyalım. Lütfen rejiden evet, arkadaşlarımız. Onlar da ulusal kanalda da söyleniyor. Fakat Halk TV'ye mesela beni bir kez çağırmadılar. Beni o yayın grubuna yakın diğer televizyonlar, KRT gibi diğer televizyonlar bir kez çağırmadı. Sadece beni değil, hani biz bir gazeteciyiz, çağırmamak bir tercih olabilir ama bir siyasi parti lideri olmasa sebeple tecrübesi, birikimi ve öngörüsündeki kuvveti, siyasal analiz yetisi bakımından Sayın Doğu Perinçek'i mesela çağırmamaları anlaşılamaz. Bir siyasi parti lideri, Türkiye'de birkaç tane siyasi gelenekten bir tanesinin lideri. Dolayısıyla burada kim kime sansür uyguluyor sorusuna benim vereceğim cevap, kendi yaşadığım pratikten vereceğim cevap, farklı fikre tahammülü olmayan bir muhalefetle karşı karşıya olduğumuz yönünde. Bir bunu not etmemiz gerekiyor. Ulusal kanala Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerini defaatle çağırmamıza rağmen onlar katılmamayı tercih ediyorlar. Belki de bazı eleştirilerle yüz yüze gelmemek için. Bunu bir not alalım. İkincisi, Sayın Emin Pazarcı az önce çok önemli bir noktanın altını çizdi. Ben onunla ilgili bir iki olguyu aktarmak istiyorum tabii, izleyenlerimize. Tabii. Şimdi 83 milyon nüfusumuzun, Cüneyt Bey, 44 milyonu sosyal medya kullanıcısı. Ve bu alan tamamen Amerikalı şirketlerin kontrolünde. Dünyanın en değerli şirketleri arasında 10 yıl önce sadece 2 tane teknoloji şirketi vardı. Bugün 7'ye çıktı ve bu şirketlerin çok büyük bölümü sosyal medya şirketleri. Yani dünyanın teknoloji şirketleri arasında en hızlı büyüyen şirketler sosyal medya şirketleri. Neden? Çünkü biz her gün tıklayarak ABD'li şirketlerin kasalarını dolduruyoruz. Bakınız, daha yeni yasa çıktı. O yasa çıkana kadar denetleyemiyorduk bile. Bir lafımızın hükmü bile geçmiyordu. Yani karşılığında vergi bile alamıyorduk. Yani cebimize kadar giriyorlar ama ülkemizde bir büroları bile yok. Ve biz bu şirketlerin ABD'nin hedef aldığı her ülkede sosyal medya üzerinden operasyonlar yaptığını biliyoruz. Türkiye'de de yaptı. TRT'ye yaptılar. Hesabını kapattılar. Burada Sayın Bahçeli'ye de yaptılar. Doğu Perinçek'in hesabını defalarca kapattılar. Fırat Kalkanı Harekatı başladığında bizim hesaplarımızı, benim hesabım da yaklaşık 2 hafta boyunca kapatıldı. Dolayısıyla sadece bizde değil, Venezuela devletinin yöneticileri, İran, Rusya, dolayısıyla ABD'nin hedef aldığı her ülkede bu sosyal medya üzerinden operasyonlar yapıldığının altını çizelim. Bu yüzden Rusya yerli uygulama kullanma kararı aldı. Kapattı Amerikalı şirketleri. Çin sosyal medya platformlarını sürekli geliştiriyor. İranlı mühendisler yerli yazılım için durmaksızın çalışıyor. Hı hı. Bizim Türk mühendislerimiz ve girişimcilerimiz de son dönemde atak yaptılar. Aynı savunma sanayimizde gösterdiğimiz başarıyı, yani millileşme başarısını bizim çok hızlı sosyal medya alanında da başarmamız gerekiyor. Bakınız, alın terimiz kadar akıl terimiz de önemli. Akıl teri. Nasıl alın terimiz önemli? Akıl terimiz de önemli. Hı hı. Biz burada Türk mühendislerimizi, Türk girişimcilerimizi ihmal edilmemesi gereken bu stratejik alanda görevlendirmeliyiz ve devlet desteğiyle yapmalıyız bunu. Yani bu şirketleri Türkiye'de çalışan yerli sosyal milli hesapları, uygulamaları geliştiren şirketleri geliştirmeliyiz. Bunu birkaç ay önce Sayın Fahrettin Altun, Türkiye düşmanlarının PKK ve FETÖ'nün kara propaganda faaliyetlerine kol kanat geriyor diyerek Twitter'la ilgili bir açıklama yapmıştı. Bu çok doğru. Ama sonuçta biz o açıklamayı nereden yapıyorduk? Yine Twitter'dan yapıyorduk. Dolayısıyla kendi sosyal medya hesaplarımızdan, kendi milli medya hesaplarımızdan milli seçeneği oluşturarak bu alanda atak yapmamız gerekiyor. Biz eğer sosyal medyada... Ya orada bir boşluk var, onu doldurmamız gerekiyor kesinlikle. Tabii. Biz Cüneyt Bey, eğer sosyal medyada milli seçeneği oluşturursak milletimiz bunu sahiplenir. Altını çizelim. Milletimiz muhalifi de sahiplenir. Siz bakmayın en tepesindeki gözünü Amerika'ya dikenlerin ve iç cepheyi zaafa uğratmaya çalışan yöneticilerin varlığına. Onların tabanında da çok vatansever insan var, muhalefetin tabanında ve onlar da sahiplenir. Benim burada Sayın Emin Bey'i dinlerken az önce bunun altını çizme ihtiyacı duydum. Çünkü çok önemli bir vurgu yaptı. Sosyal medya sınır güvenliği kadar önemlidir. Dolayısıyla bizim burada nasıl cephede
sınırda elimizde silahlı nöbet tutuyorsak sosyal medyada Amerika Birleşik Devletleri'nin iç cepheyi zaafa uğratma bir kara propaganda faaliyetlerinin merkezi oldu maalesef. Ve Türkiye'de de 6-7 tane uluslararası şirket özellikle YouTube'da, Twitter'da, Facebook'ta özel medya kuruluşlarıyla atak yaptılar. Çok takipçili hesaplarla birlikte sizin az önce örneğini verdiğiniz manipülasyon haberlerine de imza atıyorlar. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla yani hani dış politikada yerli ve milli bir çizgi, işte savunma sanayinde yine yerli ve milli. Dolayısıyla bu yerli ve milli aslında kelimelerin yan yana gelmesi çok da öyle boşuna söylenmiş bir şey değil. Yani Türkiye tüm alanlarda bu yerli ve milli olma özelliğini koruması gerekiyor. Özellikle dışarıdan gelen tehditlere karşı böyle bir duvar oluşturmamız gerekiyor ki dışarıdan gelenler duvarda gedik açmasın. Bu çok çok önemli. Hani medyada da bir millilik ve yani herkes hani çok seslilik önemli, tamam bu olmalı, farklı düşünceler olmalı ama buradaki ayrışan nokta nedir? Yani Sayın Bahçeli hani bugünkü bu eleştirisini yaparken boşu boşuna bu eleştiriyi yapmadı ya da bu protestosunu dile getirmedi boşu boşuna. Evet. Şimdi Sayın Cüneyt Bey, Biden yani şu anda ABD başkanlığı koltuğunda oturan kişi şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki biz muhalefeti örgütleyeceğiz ve iktidara getireceğiz. Onları daha fazla desteklememiz lazım dedi. Siz eğer muhalefetin örgütlenme ve iktidara getirme planlarının içerisinde yer alırsanız sonra bana basın özgürlüğü verin diyemezsiniz. Yani başka bir devletin iktidar Türkiye'nin milli egemenliğine yönelik müdahalelerinde rol alırsanız bakınız bunu şundan söylüyorum. Mesela Biden seçildiğinde kendisine solcuyum diyen bir televizyon aynen şu başlığı attı. Bir gazetede attı onu. Biden'ın halkçı politikaları, Biden'ın insanları savunan politikaları. Yani solcular ya sözde, halkçılık arıyorlar Biden'da. Ve dolayısıyla burada benim altını çizmek istediğim nokta şu. Peki. Türkiye içerisinde her konuda farklı düşünülebilir. AK Parti'nin attığı adımlara ilişkin ekonomide, iç politikada, dış politikada. Burada Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren ve milli birliğimizi ilgilendiren, iç cephemizi zaafa uğratan yayınlara ve hamlelere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü biz daha birkaç sene önce meclisi bombalanmış bir ülkeyiz. Yani meclisimiz bombalandı birkaç sene önce ve şu anda silahların konuştuğu bir süreçteyiz. Mehmetçik Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde mağara mağara geziyor. Ve o örgütler o mağarada değiller ki. O örgütlerin temsilcileri medyada da var. O örgütlerin temsilcileri medyada da konuşuyor. O örgütlerin, bakın o örgütlerin temsilcileri Amerikan Senatosu'nda. Bakınız bunu Amerikan Senatosu bir metin yayınladı biliyorsunuz. Şimdi onu önümüzdeki günlerde daha çok tartışacağız. Satır satır biz Aydınlık'ta yayınladık. Tamamı FETÖ ve PKK savunusu. Ve tamamı bunu şöyle yapıyor. Tabii Fethullahçı terör örgütü ya da PKK'nın örgütsel hiyerarşisini savunmuyorlar. Diyorlar ki bu şu gazetelere müdahalede bulunuldu, şu isimlere müdahalede bulundu. O isimler kim? Gazeteci sözde. Dolayısıyla burada basın alanı bu terör örgütlerinin bir siyasi alan yaratma alanı oldu. Peki. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sayın İmamoğlu ile ilgili de bir iki şimdi oraya giriyorum. Şimdi oraya gireyim. Hani baş açılışı da yapmış olayım. Aslında İmamoğlu'na geçmeden önce bugün AK Parti'nin Twitter hesabından bir animasyon paylaşıldı. Yalan ve iftiranın merkezi şeklinde. Çok sayıda da izlendi. Binlerce izlendiğini belirtelim. Herkes izledi galiba. Kenan Bey siz de izlediniz mi? Mehmet Bey siz ben izlediniz. Ben izledim. Muhteşem bir animasyon. Emeği geçen bütün arkadaşlarımızı, devamı kardeşlerimi tebrik ediyorum. Tabii ki devamı gelmeli periyodik olarak. İzlemeyenler de varsa Tezel'den izlemeli. Muhteşem yani siyasete mizah. Yönetmenin isteyeyim belki bir bölümünü. Bence belki, izlesek evet, çok iyi olur. Çok. Hazırlayalım. Emin Bey siz de izleyebildiniz mi? İzledim, ben de izledim. Zaten böyle bir şey yapılacağını daha önceden biliyordum. İlgili Genel Başkan Yardımcısı AK Parti'nin bizle paylaşmıştı. Buna benzer bir takım ataklar yapacağını. Yani gazeteci olarak gelişmelerden önceden beri haberimiz var.
O zaman şöyle başlayalım. Yani burada yani yalan... Kemal Bey varken aslında bir yalan makinesi üretmeye, icat etmeye gerek yok. Zaten Kemal Bey varken ayrıca mizaha da gerek yok. Konuştuğunda zaten gerçekten hem siyaseti karikatürize ediyor hem de fazlasıyla zaten mizah unsuru. Hoş olmuş yani, mizah da var. Siyasette mizahın olması güzel. Bir de animasyonla bunun hani miniklerin bile izleyebileceği, yani küçük çocukların bile rahatlıkla izleyebileceği bir animasyon olmuş. Tabii böyle başlayalım Metin Bey, sizle başlayayım. Mehmet Bey, bu animasyonu izledikten sonra tabii aklıma Muharrem İnce geldi. Yani hani bunu AK Parti kendi Twitter hesabından paylaştı ama Sayın İnce partiden ayrılırken zaten ayrılma gerekçesini de iki cümleyle özetledi. Ya CHP Genel Merkezi yalan ve iftiranın merkezidir diyerek partiden istifa ettiğini açıklamıştı. Buyurun. Şimdi bir şeyin altını çizeyim İlker kardeşim değindi. Ben çok değerli buluyorum bunu. Bir, Biden'ın Türkiye yönelik bir siyasi operasyonu var. Hı hı. Ben ne pahasına olursa olsun diyor. Erdoğan'ı alaşağı edeceğim. Hı hı. El aşağı Erdoğan'ı alaşağı etmek için de bütün muhalif unsurlar bir cephede oluşturacağım. Dolayısıyla Türkiye'de artık bir Biden ittifakı var yani. Şimdi eğer bir kısım televizyon kanalları, bir takım medya kuruluşları Biden'ın bu Türkiye'de iktidar değiştirme operasyonun bir ayağını oluşturuyorlarsa kusura bakmayınız. Orada artık düşünce özgürlüğü, medya özgürlüğü gibi şeyler gündeme gelemez yani. Bu siyasi operasyonun ayağını oluşturan medyada en az siyasi aktörleri kadar şeydir, tehdit unsurudur. Yani medya olması onu tehdit unsuru olmaktan çıkartmaz. Bu tür şeylere gerek yok. Gerek yok. Niye? FETÖ'yle mücadele edeceksin ama medyasına dokunma. Medyasına dokunursan düşünce özgürlüğü. Biden'ın açıklamasını kabullenip ona sarılıp bir medya kuruluşunun bunu sürekli tartışması, gündeme getirmesi ne anlam taşıyor? Ben bir kısım televizyon kuruluşlarının adını vermeyeceğim. Hı hı. Onlar kendilerini biliyorlar. Milletimiz de biliyor zaten. Bu Biden'ın siyasi operasyonu medyaya oluşturduğu kanaatindeyim. Bu çok önemli. İki, diyelim ki bugün Ekrem Dumanlık kaçamasaydı, Türkiye'de cezaevinde olsaydı, tutuklanan gazeteciler listesinde olmayacak mıydı? Belki de bir başka FETÖ'cü gazeteci. Ya da Can Dündar mesela. Mesela Can Dündar. Şimdi arkadaşlar, yani bazı arkadaşlarımız, yani sözü meclisten dışarı, ben Kenan kardeşimizin hassasiyetlerini paylaşan bir insanım. Yani birileri ona cevap niyetinde konuştuğumu sakın düşünmesin. Efendim medya ayağına dokunursak işte herkes fikrini söylemeli falan. Tabii ki herkes fikrini söylemeli. Herkes her türlü eleştirisini dile getirmeli. Biz de kendi içimizde bütün farklılıklarımızı. Bak işte İlker'le diyelim ki şu an 28 Şubat'ı konuşsak tabii ki farklılaşacağız. 27 Mayıs darbesini konuşsak farklılaşacağız. İttihat Terakki'yi konuşsak farklılaşacağız. Doğu Türkistan'ı ama konuşsak, Doğu Türkistan'ı konuşsak edeceğiz. Neyse ama tartışırken bile bir doğrultumuz var bizim. Yani birbirimize bir şey katmak için tartışıyoruz. Dolayısıyla herkes kendi fikrini söyler. Ama burada bu fikir değil. Senin soruna geleceğim. Bakınız, yalan ve iftiranın merkezi. Bu çok önemli. Bakınız, bir parti nasıl yalan ve iftiranın merkezine dönüşür. Bugün CHP'nin Kılıçdaroğlu üzerinden tedavüle soktuğu argümanlara bakınız. Ya Pensilvanya'nın, Pensilvanya'daki iblisin, onun örgütünün argümanlarıdır. Sadece şöyle bir, istersen üniversitedeki doktora tezi olarak da çalışmak isteyen arkadaşlara salık veriyorum. Fethullah Gülen denilen iblisin söylediklerini ama üstünü örtsünler. Yan yana koysunlar, 15 Temmuz'dan sonra da söylediklerini, öncesinde 17-25 Aralık'tan itibaren söylediklerini yan yana koysunlar. FETÖ'cü gazetecilerin, siyaset erbabının söylediklerini yan yana koysunlar. Hı hı. Kemal Bey'in 17-25 Aralık'tan sonra bu örgütle ilgili, bu yapıyla ilgili olarak 15 Temmuz'dan sonra da özellikle bahusus söylediklerini, argümanlarını yan yana koysunlar ama ikisini de üstünü örtsünler. Ve sorsunlar, desinler ki bu argümanların hangisi FETÖ'ye aittir, hangisi CHP'ye aittir? Birbirinin tıpkısının aynısı. Dahası ve en kötüsü PKK'nın argümanlarına bakınız. Yani PKK'nın HDP üzerinden tedaviyle soktuğu argümanlara bakınız. Kemal Bey'in argümanlarının... Animasyon hazır. Bakalım mı? Tabii.
Tıpkısının aynısı. Tamam, bir izleyelim. Belki izlemeyen, herkes sosyal medyayı da kullanamıyor. Yani Mustafa Bey söyledi 40 milyon küsur. Vakit bulamamış olabilir. Bir bakalım, izleyelim. Yani bugün AK Parti'nin Twitter hesabından paylaştığı CHP Genel Merkezi'ni yalan ve iftiranın merkezi diye başlayan ve devamının da gelmesi beklenen o animasyonun ilk bölümüne bakalım. Hoş geldiniz Genel Başkanım. Gün geçtikçe gelişiyoruz efendim. Bu ne? Bu yalan jeneratörü. Herhangi bir konu giriyorsunuz, onunla ilgili yalan üretiyor. Harika. Bir konu söyleyeyim mesela. Külliye meselesi. Külliye. Hafif, orta karar, kuyruklu. Bilmem. Hafifle başlayalım. Güzel seçim. Külliyede altın klozet var. Bu bayağı hafif oldu, değil mi? Aynen. O zaman külliyede musluklardan süt akıyor. Yani fena değil gibi ama. Daha bomba bir şey yok mu? O zaman sizi insafsız yalan aracıyla tanıştırayım. İşte bu. Biz de insansız bir şeyler yaptık yani. İnsafsız dedi. Tamam, bir yerden başlamak lazım sonuçta, değil mi? Geçenlerde ambulans uçakla yeni doğan bir bebeği kurtardılar biliyorsunuz. Evet. Şimdi İya'mız bakın onu nasıl çarpıtacak. Ambulans uçaklar yandaşlar için kullanılıyor. Oo, güzel. Bitmedi. Dilerseniz şu kolu kullanarak insafı azaltabiliyorsunuz. Ambulans uçak Sağlık Bakanlığı'nın yakınlarına tahsis edildi. Oo, müthiş. Sağlık Bakanlığı'nın yakınları ambulans uçakla mangal yapmaya gittiler. Ha, bu fazla olduğu gibi. Buna hemen cevap verirler. Komik duruma düşmeyelim. Cevabın önemi yok ki. Tek yapmanız gereken aynı şeyi defalarca söylemek. Ama nasıl? Papağan iksiri. Papağan mı? Lütfen için. Şimdi yardımcınıza bir şey söyleyin. Bir soru sorun mesela. 128 milyar dolar nerede? Bunu açıkladılar genel başkanım. 128 milyar dolar nerede? Kendi vekilimiz İlhan Kesici de bu paranın kaybolmadığını söyledi ya. 128 milyar dolar nerede? Durduğu yerde duruyor. 128 milyar dolar nerede? Ben daraldım yalnız. Ürettiğimiz en iyi yalanları zaten listeledik bakın. Harika. 128 milyar dolar nerede? Ne zaman geçer etkisi? Onu henüz bilemiyoruz. Ha bu arada şu jellerden sürmeyi ihmal etmeyin. Dezenfektan mı? Hayır. Yüz kızarmasına karşı geliştirdiğimiz bir form. Evet, bunun devamı gelecek. AK Parti hesabından, Twitter hesabından bu paylaşıldı. İki cümleyle tamamlayayım. Kenan Bey, belki yorumlarınızı alacağım. İki cümleyle buyurun. Tamamlayayım. Bakınız, şu mantık yanlış. PKK ile mücadele edelim ama partisine dokunmayalım. Çünkü o parti mecliste, çünkü o parti yasal. Çünkü o partinin mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği var, grubu var falan. Peki başka neyine dokunmayalım? Medyasına da dokunmayın. Televizyonları varsa aman kapatmayın. Gazeteleri varsa aman kapatmayın. Ama PKK ile de mücadele edin. Böyle olmaz, böyle PKK ile mücadele edilmez. PKK bir örgüt. Birinin eline silah veriyor, Kalaşnikov veriyor. Diyor ki sen git şu işi yap. Birine de diyor ki sen parlamentoya gir. Parti kur, orada benim sözcülüğümü yap. İkisi arasında ne fark var? Çünkü kendilerine biçilen roller farklı sadece. Zaten herkes dağda olsa o zaman siyasal partiye gerek yok ki. Bir diğer husus, yani bu konuda ben öyle ikide birde medya işte şey yok böyle bir şey. Mesela 128 dolar nerede? Değil mi? Ya Kılıçdaroğlu bu soruyu sordu. Bana göre de çok anlamlı bir soru. Bir insan bir soruyu niye sorar? Bir cevap beklediği için sorar değil mi? Evet. Peki, Merkez Bankası Başkanımız açıkladı. Cumhurbaşkanımız açıkladı. İlgili bakanımız açıkladı. Bu işi en iyi bilen, geçmiş dönemde de bakanlık yapan parti genel başkan yardımcımız açıkladı. İncanikli. Nurettin Canikli açıkladı. Tamam, bütün bunlardan Bay Kemal ve avanesi
mutmain olmamış olabilir. Tamam. Biz de o zaman deriz ki bir soru soruyorsan, cevabını önemsemiyorsan niye soru soruyorsun? Hı-hı. İki, verilen cevaptan memnun değilsen, mutmain değilsen sen 128 milyar doların nerede olduğunu açıkla. Ortada bir yolsuzluk olduğunu söylüyorsan, iddia ediyorsan bunu delillendir. Bunu kamuoyunun karşısına geç, parti genel başkanı olarak hesap uzmanı olduğunu söylüyorsun Bay Kemal. Delilleriyle ortaya koy, sana inanalım. Veyahut da Cumhuriyet Başsavcılıklarına git. Bu ülkenin Merkez Bankası'ndaki 128 milyar dolar iç edildi. Hı hı. İşte belgeleri de suç duyurusunda bulun. Delilleriyle ortaya koy, suç duyurusunda bulun. Eğer Türkiye olarak, Türk milleti olarak sen arkasında durmazsak namerdiz. Kemal Bey ne yapıyor? Bu animasyonda da görüldüğü gibi. Ne cevap verilirse verilsin. 128 dolar nerede? Açıklıyorsun nerede olduğunu. Tekrar 128 dolar nerede? Peki Kemal Bey sen verdiği cevaplardan ikna olmayacaksan sen nerede olduğunu açıkla. Yok ben açıklamam. Peki derdin ne? İşte Goebbels'in dediği gibi yani. Hitler'in propaganda bakanı var ya. Goebbels'in dediği gibi bir yalanı çok basit, çok yalın bir dille sürekli tekrarlayın. Evet. Sosyal medyada papağan da tedavüle sokun. Papağan iksirine bayıldım. Yani. Dolayısıyla Kemal Bey, Muharrem İnce'nin de dediği gibi gerçekten... yalan ve iftiranın merkezi. Yalan ve iftiranın siyasal üssü, FETÖ terör örgütünün, PKK terör örgütünün argümanları üzerinden sörf yapan ve ne yazık ki yabancı ülkelerin siyasal emelleriyle kendi iç emellerini birleştiren bu ülkenin milli güvenlik sorunsalına dönüşmüş bir Kılıçdaroğlu CHP'si söz konusu. Yine bir 3-4 dakika ara, yine reklam. Tam da iyi giderken dönüşte Emin Pazarcı'ya döneceğim. Kenan Alpay'la devam edeceğim efendim. 3-4 dakikalık bir ara. Devam ediyoruz konuşmak lazım. Şimdi Ankara Stüdyosu'na dönelim. Emin Pazarcı ile devam edeceğiz. Hem bu CHP'nin yalan ve iftira merkezi animasyonu hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu. Hatta birazdan gireceğiz. Hem de Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bu Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin türbesinin ve yakınlarının da bulunduğu alana girdiğinde ortaya çıkan görüntü üzerinden de yine bir tartışma var. Bir mağduriyet mi oluşturulmaya çalışılıyor? İşte buradan İmamoğlu yargılanır, bir mağduriyet ortaya çıkar vesaire. Bunlar dile getiriliyor ve işte bugün gördüm bir kez daha. Yani açıkçası ahlaken bir eleştiri net bir şekilde yapılabilir. Yani bir yabancı yere giderken de bir başka eve giderken de nasıl girilir, nasıl merhabalaşılır? Hal ve hareketlerimiz, tavırlarımız çok çok önemlidir. Sayın İmamoğlu elleri arkada bir şekilde giriyor. Yani bilmiyorum Sayın Metiner siz de bu programı elleri arkanızda bir anda girseniz stüdyoya. Yani eleştirilir ama yargısal işlemi gerektiren bir durum değil. Yani peki neden böyle bir ayırmak lazım? Evet, neden böyle bir durum ortaya çıktı? Bunu bir oradan da devam ettirelim. Sayın Pazarcı buyurun. Şimdi bakın yalan üzerinden siyaset konusuna önce bir girelim ya da yalan medyada nasıl dönüyor, siyaset bunu nasıl kullanıyor. Hı hı. Şimdi ben kendimi başıma gelenlerden bahsedeyim. 2001 yılında ben Mehmet Emin Kara Mehmet'in sahipliğindeki Akşam Gazetesi'nden kovuldum. Hı hı. Yani altını çizerek söylüyorum kovuldum. Sebep de şuydu, Kemal Derviş'le ciddi anlamda mücadele ediyordum. Türksel'le bir takım problemler vardı ve o sırada yapılan bazı operasyonlara gazetenin içinde tepki göstermiştim. Hatta bana da gazeteden tepki gelmişti. Sen bir takım isimler yazıyorsun ama
Onlar bizim şirketlerimizin elemanları demişti. Sonuç kovulmayla neticelendi. Fakat daha sonra ben bunu Karakutu isminde bir kitapta bütün ayrıntılarıyla ortaya koydum. Bu bir FETÖ operasyonuymuş. Bakın bu FETÖ operasyonu sırasında bir de yine basın kullanılarak, bir internet sitesi kullanılarak şöyle bir haber atıldı, şöyle bir iftira ortaya atıldı. Emin Pazarcı akşamdan kovuldu çünkü yakında vurgun iddianamesinde adı geçecek Koray Aydın'la iş ortağı olduğu tespit edildi. Şimdi Koray Aydın'la benim hayatımda, bırakın Koray Aydın'ı, hiç kimseyle ticari bir işim olmamıştır. Yani ben böyle bir ilişki içinde değilim. Koray Aydın'ı tanır mıyım? Tanırım. Ve kirlettiler. Kim yaptı bunu? FETÖ yaptı. Daha sonra FETÖ'yle açıktan mücadelelerimiz sırasında biraz önce bahsedildi işte. Ekrem Dumanlı'dan Mehmet Metiner bahsetti. Ekrem Dumanlı ile ilgili bir takım gerçekleri yazınca, Çınar Coşkun Serçe ile Yozgat'ta yaşanan bazı gerçekleri yazınca Ekrem Dumanlı direkt kendisi hedef almadı beni. O da o dönemde çıkarılan bir Meydan Gazetesi vardı. Meydan Gazetesi'ne talimat vererek benim hakkımda kısaca şöyle bir şey yazdırdı. 1980 darbesi oluyor. Emin Pazarcı Ankara'nın Dikimevi semtinde bir arabadan iniyor. Elinde suikast silahı var ve bir general hedefinde. Eli titriyor, ateş edemiyor filan gibi garip bir şey. Mümtaz Özkök, eski Sakarya ANAP milletvekili de okumuştu bunu. Emin dedi, kaç para verdin sen bunu yazdırmak için dedi. Yani böyle bir rezil bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Darbe dönemi, 1980 darbesi olmuş. Suikastçı Emin Pazarcı elinde silahla bir yere saldırmaya gidiyor. İşte silah eli titriyor, ateş edemiyor. Emin Pazarcı hala hayatta. Böyle bir şey olamaz tabii ki. Yani bakın, bunlar da yapıldı. Daha sonra maalesef bir siyasi partimiz bu yalan üretimini devraldı. Şimdi kim ne derse desin, kim aksini söylerse söylesin, Cumhuriyet Halk Partisi eski Cumhuriyet Halk Partisi değil. Cumhuriyet Halk Partisi 2010 yılında Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasıyla birlikte çok ciddi bir operasyona uğradı ve farklı bir kimliğe büründü. Bakın, en son Devlet Bahçeli'nin 100 maddelik bu anayasa değişikliği teklifini açıklamasının ardından hemen kürsüye çıkan bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Neler dedi? Dehşete düştüm. Yani şunu söylüyor. Diyor ki o anayasa değişikliği metninde işte Anayasa Mahkemesi'nin kaldırılmasından bahsetti veya onu teklif etti. Herhalde Yargıtay'ı da kaldıracak. Şimdi yok böyle bir şey. İzlese Devlet Bahçeli bunun olmadığını görecek. Ve daha bir sürü abuk subuk bir takım iddialar ve iftiralar. Bakın, iftira noktasında bir takım açıklamalar yapıyor ve yarım saat sonra, bir saat sonra, bir gün sonra rezil olabileceği ihtimalini hiç düşünmeden sallıyor. Şimdi böyle bir siyaset olmaz. Bunun adına siyaset de denmez. Yani o açıdan bunları sürekli olarak gündemde tutmak lazım. Bunu bir köşeye koyalım. Bir de şimdi Ekrem İmamoğlu'ndan bahsettiniz. Ekrem İmamoğlu ile ilgili ben şunu söylemek istiyorum. 2 yıl oldu. 2 yıldır mağduriyet arayan adam, mağduriyet üreten bir adam noktasına gelindi. Yani çalışmaya falan gerek yok maalesef. Bir şey bulacaksınız, ajans bulacaksınız. Bu ajans sizin adınıza bir takım mağduriyetler üretecek ve bu mağduriyetler üzerinden siz Cumhurbaşkanlığına bile aday olabileceksiniz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Hatta İstanbul büyük bir felakette karşı karşıya olduğunda tatil bile yapabilirsiniz. Orada işte 1200 hatta almışsınız, bunlara tekefül etmişsiniz, ben bunlara sahip çıkacağım diye. Bunların 200'ü ölmüş, bu da çok önemli değil. Yeter ki birkaç tane ciddi mağduriyetiniz olsun. Şimdi bakın, bu densizce bir olay. Yani bir kere hukuken işte şöyledir, böyledir deniliyor. Ama benim elime böyle bir şey gelse, ben Cumhuriyet Savcısı olsam, böyle bir şikayet metni gelse alır, yırtar, çöpe atarım. Çünkü elleri elbette arkasında oraya gitmesi, bir türbede gezmesi edep dışı bir davranıştır. Ama edep dışı davranıştır, hukuk dışı bir davranış değildir. Türk Ceza Kanunu'nda da böyle bir suç söz konusu değil. Devam ediyorum. HDP'ye ziyaretten bahsediyor. HDP, evet.
bir siyasi partidir. Yani beğenin beğenmeyin, ben sürekli eleştiriyorum. HDP'yi PKK'nın asker alma şubesi gibi gördüğümü defalarca söylüyorum. Ama maalesef henüz daha bunlar belgelenip HDP hakkında bir karar verilemedi. İşte mecliste gayet rahat hayatiyetini devam ettiriyor. Gün oluyor, Devlet Bahçeli ile sıkışan HDP'lilerle karşılaşıyoruz. Gün geliyor, Cumhurbaşkanı ile muhatap olabiliyorlar. Çünkü yasal bir siyasi parti görünümündeler. Yani maskeleri hala indirilmiş değil, düşmüş değil. O açıdan bu iki konuda da dediğim gibi ben Cumhuriyet Savcısı olsam bunu alır yırtar çöpe atardım. Şimdi buna da bakmak lazım. Kim şikayet etti? Hangi savcı böyle bir konuda Hulki Cevizoğlu öyle bir şey söyledi. Bakın, ki. Devam ediyorum. Bakın buradan mağduriyet üretiliyor. Eğer buradan mağduriyet üretilecekse ben Emin Pazarcı olarak size iki tane örnek vereyim. Çok basit. Buyurun. Yaşadığım mağduriyet. Onlara cihazını sıralayabilirim ve her partiden belediye başkanı için yine onlarca densiz böyle suçlamalar ortaya koyabilirim. Şimdi yıllar yıllar önce 28 Şubat sürecinde ben Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlığında harp okullarında yemin edilirken Kur'an-ı Azimüşşan üzerine yemin edildiğini ve yemin metninin vallah ve billah diye bittiğini yazmıştım. Bu tarihi bir gerçek. Metinler orada duruyor. İşgüzar bir Cumhuriyet Savcısı kendine iş edindi ve benle bayağı uğraştı. Tarihle savaştı. Gerçeklerle savaştı. Sonuç takipsizlik kararı vermek zorunda kaldı. Yani zaman zaman bu işgüzar savcılar ortaya çıkıyor. Bir evet. Başka olay Mehmet Emin Karamehmet işte biliyorsunuz eski Akşam Gazetesi'nde çalıştığım zaman kovulmama yol açan kişi Ankara'da Pamuk Bank'ı kurtarmak için bir takım görüşmeler yapıyordu. BDDK'ya gidip geliyordu. Ben de o dönemde dünden bugüne Tercüman Gazetesi'ndeydim. Arkadaşlara görev verdim. Mehmet Emin Karamehmet'in Ankara'ya geldiğini öğrendim ve kendisinin takibini istedim. Ve maalesef bir gazeteci arkadaşımız, bakın gazeteci diyorum, altını çiziyorum ama bana göre gazeteci değil. Evet. Bunu da kitapta yazdım, Kara Kutu'da ismini de verdim. Burada da vermek istemiyorum şimdi. Şöyle bir şey yazdı. Yeni Şafak'tan ayrılan bir grup terörist. Yeni Şafak'la benim hiç bilgim yok. Dünden bugüne Tercüman diye bir gazete kurdular. Başlarında Emin Pazarcı var. Beni takip ediyorlar. Sonumun Necip Hablemitoğlu gibi olmasından endişe ediyorum. Benim onunla hiçbir ilişkim yok. Ben Mehmet Emin Karamehmet'i gazetecilik görevi için takip ediyorum. Ve maalesef bizim mesleğimizde bu tür insanlar da vardı. Cumhuriyet Savcısı beni ifadeye davet etti. Ama ben çok sert bir tepki gösterdim. Ben ifadeye gelmiyorum. Hiçbir kuvvetle beni buradan alıp ifadeye götüremez dedim. Yani gitmedim. Şoförleri çağırdılar. Çünkü dosyanın kapatılması gerekiyordu. Şoförler üzerinden onlardan alınan ifade ve muhabirler üzerinden alınan ifadede dosyayı kapattılar. Çünkü böyle de bir şey var. Maalesef prosedür var. Bence yasal olarak bunlara bakmak lazım. Çünkü aklı evvelin biri çıkıyor. Anayasal hak arama özgürlüğümü ben kullanıyorum diyor. Ve bir takım şikayet dilekçeleri yazıyor. Ve bunların çoğu da maksatlı, amaçlı ve akıl sağlığı, ruh sağlığı yerinde olmayan insanlar bolca dilekçe yazıyor. Ve bunları Cumhuriyet Savcıları ciddiye alıp bu dilekçelerin peşinde koşuyorlar. İşte, yani böyle bir durum var ama İmamoğlu açısından meseleye baktığımız zaman işte size bulunmaz bir mağduriyet. Dediğim gibi iş yapmanıza Peki. gerek yok. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bu mağduriyet üzerinden alıyorsunuz, götürüyorsunuz ve bugün baktım maalesef bir gazetemiz tam sayfa İmamoğlu'nun fotoğrafını koymuş ve bu mağduriyet üzerinden bir de o yükleniyor. Yani evet. Maalesef böyle gariplikler Peki. içinde yuvarlanıp duruyoruz ve bu gerçekleri de tek tek işte burada bu televizyonlarda, gazetelerde, bulunduğumuz platformlarda anlatmamız lazım halka. Peki, Sayın Kenan Alpay'a yani, döneceğim şimdi. Sayın Alpay'a da döneceğim. Aslında hani belki bu İmamoğlu ve bir mağduriyet oluşturma işte neden böyle bir durumda işlem yapılır ki Sayın Emin Pazarcı da söyledi. Ben böyle bir kağıdı alır çöpe atarım dedi. Bir de hafta sonu Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bu 15 Temmuz gecesiyle alakalı bu tankların önünden hani çıkıp Bakırköy Belediye Başkanı'nın
evine gitmesi çok konuşulmuştu. Ve şimdi öyle bir açıklama yaptı ki, ya ben o tankların oradan geçtim, Sayın Cumhurbaşkanı da gelip benimle beraber o tankların arasından geçseydi diye bir cümle sarf etti. Ya ben açıkçası duyunca yok dedim herhalde, yani böyle bir cümle sarf edilmemiş ama cidden bu cümleyi sarf etmiş. Ve CHP'ye yakın gazetecilere de bu sorulduğunda onlar da işin içinden çıkamadılar. Yani bir anlam da veremediler, ne anlat. Siz de mutlaka bu açıklamayı gördünüz. Ne mesaj vermeye çalıştı Sayın Kılıçdaroğlu? Yani ülkenin ana muhalefet lideri o gece insanlar ölmüş, binlerce insan yaralanmış, ülke iradesine, vatanına, milletine sahip çıkmak isteyen milyonlar sokaklara çıkmış, ülkenin cumhurbaşkanının canına kastedilmek istenmiş, tankın önüne çıkarım diyen, darbe olsa bu ülkede, ama gelinen noktada bu cümleyi sarf ediyor. Şimdi hani doğrusu bazı sözler, bazı söylemler var ki, hı hı, onların izahı pek mümkün değil. Yani makul anlamda izahı, bunun izahı pek mümkün değil. Onu söylemek istiyorum. Makul anlamda izahı olmayan bir takım cümleler sarf ediyor Sayın Kılıçdaroğlu. Özellikle bu 15 Temmuz meselesini maalesef hala yerli yerine oturtamamış. 15 Temmuz'un ne olduğunu, nasıl olduğunu, neye kastettiğini, nasıl bir direnişle akamete uğratıldığını, hangi bedellerin ödendiğini maalesef ciddi anlamıyla muhasebesini yapamamışlar hala. Sadece Kılıçdaroğlu'nun sorunu değil. Yani Sayın Meral Akşener'i dinlediğimizde de benzer şeyler işitebiliyoruz. Ya da İyi Parti ya da CHP adına konuşan sözcülerden de maalesef benzer zaaflar sadır oluyor. Şimdi nedenine gelince, şimdi Türkiye'de maalesef hani geçmişe ilişkin sağlıklı değerlendirmeler yapılmadığından ötürü geçmiş sürekli tekerrür, yani tarihin tekerrür etmesi. Yani Akif diyor ki ibret alınsaydı tekerrür eden bir tarih diyor. Şimdi benim korkum, benim endişem de bu. Yani şimdi mesela hani basında ya da işte toplumda, siyasette kutuplaşmadan falan bahsediliyor. Efendim şöyle oldu, böyle gitti falan. Ya tamam, sorunlar var muhakkak. Bunların hepsini de tartışıyoruz ve tartışmamız lazım ama ya düşünebiliyor musunuz? Yani siz bir cumhuriyet kuruyorsunuz ve cumhuriyetin ilk kurduğunuz zaman da çıkarttığınız kanunlardan adının biri takrir-i sükun kanunu. Yani herkesi susturan bir kanun. Yani partileri susturuyorsunuz, kapatıyorsunuz, basını susturuyorsunuz, kapatıyorsunuz. Dernek yok, vakıf yok, hiçbir şey yok yani. Tek ses, böyle bir ülke istiyorsunuz. Düşünün ki yani Hüseyin Cahit Yalçın gibi, yani dönemin en önemli yazarları, yani Tanin'in yazarı, baş yazarı, yıllarca kalem alamadı eline. Ya da Eşref Edip Fergan gibi bir ismi düşünün siz. Mehmet Akif'in yoldaşı, arkadaşı, Sebil Reşat'ın yazı işleri müdürü. Yani bu insanları aldınız siz, İstanbul'dan trenlere bindiniz, götürdünüz Diyarbakır'da, İstiklal Mahkemelerinde yargıladınız ve korkunç ithamlarla, iftiralarla bunları korkutarak sindirmeye kalkıştınız. Şimdi Türkiye bugünleri, bu dönemleri yaşamış bir ülke. Ama unutmayalım ki yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce sarf ettiği bir cümle vardı. Bu cümle önemlidir. Yani biz manşetlerle savaşa savaşa buraya geldik. Şimdi dolayısıyla evet, bu tür manşetler atıldı. Siyasi anlamda bir takım komplolar kuruldu, tezgahlar yapıldı. Askeri cuntalara tetikçilik yapan siyasi partiler, organizasyonlar olduğu düşünün. Yani bu siyasi organizasyonlar günü geldi Tayyip Erdoğan'ı yargılayacağız dediler. Günü geldi AK Parti kapatılsın kampanyaları açtılar. Yani benim bunlar... anlayamadığım ama şey şu. Yani Sayın Kılıçdaroğlu 15 Temmuz gecesinde de, sonrasında da, hatta şu anda da neresinde? Şimdi bakın 15 Temmuz'un bir yerinde değil aslında. Fakat bir yerinde olmanın mücadelesini veriyor. Nedir o bir yeri? Yani normal şartlarda sandık kurulduğunda iktidara olamayacak olanlar ne yapacaktır? Doğal olarak sandık dışı, yani seçim dışı bir takım yollara tevessül edeceklerdir. Aslında meselenin özü ya da özeti budur diye düşünüyorum. Yani toplumsal meşruiyete, tabana sahip olmayanlar, oradan güç alamayanlar ne yapacaklar? Bizim Tayyip Erdoğan'ın öteden beri sarf ettiği bir cümle vardı. Neydi? Bürokratik oligarşi. Bürokratik oligarşiye dayanacaklar ve o bürokratik oligarşinin imkanlarıyla iktidar olmaya zorlayacaklar ya da iktidarı düşürmeye dönük bir takım oyunların içerisinde olacaklar. Fakat bence buraları çok fazla bizim böyle gündem etmemiz de doğru olmaz diye düşünüyorum. Yani bakın, yani AK Parti iktidara geldiğinde ilk atılan manşetlerden bir tanesi neydi? Genç subaylar tedirgindi. Hatırlayalım. Yani bu genç subaylar tedirgin meselesini hafife almayalım. Yani Mustafa Balbay'ın Ankara temsilcisi olduğu dönemleri filan görmezden gelmeyelim. Ya da Genelkurmay Başkanı tarafından özde mi layık, sözde mi layık diye Cumhurbaşkanı adayının tartışıldığı günleri
Biz yani geride bıraktık ama o günler kolay geçmedi. Nedenine gelince şimdi eşyanın tabiatı dediğimiz bir şey var. Yani eşyanın tabiatı. Yani atıyorum ya ateşin bir tabiatı vardır. Ateş yakar. Suyun bir tabiatı vardır. Serinletir. Kedinin bir tabiatı vardır. Miyavlar. Yani kedi niye miyavlıyor diye, ateş niye yakıyor diye tartışamazsınız. Bu odur. Onun tabiatında bu vardır. Hani Mevlana'nın Mesnevesi'nde de geçen bir hikaye. Bir gün bir akrep gelmiş, kurbağaya rica etmiş. Demiş ki beni karşı kıyıya geçirir misin demiş. Ama 5 yılın sonunda tamam tabiatı, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun tamam, tabiatında bu var. Oraya geleceğim. 5 yılın sonunda 15 Temmuz'la alakalı kullanılabilecek tamam. Cümle oraya, bu mu olmalı? Oraya geleceğim şimdi. Önce şunu bir dinleyelim tabii. Hikayeyi. Yani hı-hı. Sizin için değil de tabii, izleyenlerin, tabii. Bilmeyen izleyicilerimiz hı-hı. için anlatayım. Ondan sonra demiş ki sen beni sokarsın demiş yani, zehirlersin. Kurbağa demiş, akrep demiş ki ya olur mu öyle şey yani sen beni karşıya geçireceksin. Neyse tamam anlaşmışlar. Kurbağa almış akrebi sırtına, karşı kıyıya taşıyacak. Tam derenin ortasına gelmişler ki kurbağa ah demiş. Ne yaptın demiş. Demiş ki benim tabiatım bu. Seni sokmasaydım kendimi sokacaktım. Çok güzel. Şimdi bu tabiat meselesini bizim hafife almamamız lazım. Buna seciye diyoruz. Seciye yani karakter, huy, yaratılış, fıtrat. Yani yaratılışında ne varsa ontoloji diyoruz yani modern deyimle söyleyeyim felsefi ya da işte biraz daha teknolojik evet. Yazılım. Evet yazılım. Yani gen diyoruz ya da. Şimdi burada maalesef yani konuşuyoruz. Yani 28 Şubat cuntasını lanetleyemeyen adamların bir kısmı güya bize 15 Temmuz üzerinden diyor ki ya biz askeri şeye karşıyız. Ya siz 15 Temmuz'un asli unsuruydunuz. 27 Mayıs olduğunda siz alkışlar yaptınız. Her türlü faaliyetin içinde bulundunuz. Bayram olarak kutlandı ya. Ya bayram olarak kutlayanlar Mayıs. Hala onu bir efendim cumhuriyetin modifiye edilmesi olarak, karşı devrimin akamete uğratılması olarak, değil mi? Gericiliğe karşı indirilmiş demir yumruk olarak yorumlayan bir takım insanlar var. Şimdi konuştuğumuz zaman aslında onların da maskesini indirmek lazım. Yani mesele sadece CHP lideri olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu 15 Temmuz'da efendim böyle bir kontrollü darbe falan diyerek tahfif etmesinden ibaret olsaydı ona da katlanırdık biz. Ama oradan ibaret değil. Yani onun dışında Kılıçdaroğlu en azından bunu söylüyor. Söylemeyen fakat aynı düşüncede olan bir takım siyasi aktörlerin olduğunu da unutmamamız icap ediyor. Peki ne yapmak ben lazım? Ben tankların arasından geçtim. Sayın o zaman başbakandı Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Kendisi de gelip geçseydi. Şimdi tabii... Ben şöyle bir şey siyaseten söylenmiş bakın, bir Sayın şey mi? Deniz Baykal, yoksa CHP... Sayın Kılıçdaroğlu bir gafta mı bulundu? Şöyle bakın, Sayın Deniz Baykal, CHP Genel Başkanı olduğu dönemde biliyorsun Rusya'da bir askeri darbe meselesi vardı. Yeltsin, yani Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Yeltsin, işte orada başbakan, devlet başkanıydı. Bir darbe oldu ki Yeltsin nasıl dünya kamuoyunda gündemdi? Sarhoş, ayyaş... Affedersiniz böyle kadınlara, kızlara, resmi toplantılara bile sarkan böyle edepsiz bir herif yani. Böyle yani. Ama bakın o Yeltsin tankların üzerine çıktığında Deniz Baykal dedi ki eğer böyle bir şey olsun dedi ben de yaparım dedi. Ama 28 Şubat günleri geldiğinde Deniz Baykal hop postalları çekti. En önde hadi bakalım biz Erbakan hükümetini deviriyoruz. Ne oldu? Silahsız kuvvetler de dedi. Şimdi dolayısıyla söylemle eylem arasında muazzam farklılıklar hatta çelişmeler, çatışmalar vardır. O yüzden şimdi bugün birilerinin Tayyip Erdoğan'a övgüler dizmesi sizi aldatmasın, bizi aldatmasın, kimseyi aldatmasın. AK Parti şudur budur diyen insanlar sizi aldatmasın. Onlar bugün bir oportunizm içerisinde, bir fırsatçılık içerisinde bunları yapıyorlar. Yoksa Tayyip Erdoğan'ın kara kaşıyla, kara gözüyle falan ilgileri yok. Onun acaba bu fırsattan istifade biz bir yerlerde kadrolaşabilir miyiz? Bir yerlerde efendim imkanlar devşirebilir miyiz diye bir takım fırsatlar kolluyor. Bu sebeple yani evet bunları konuşalım, tartışalım ama Türkiye'nin nereden buraya geldiğini, buradan nereye gideceğini de iyi hesap ederek konuşmamız lazım. Şimdi mesela Ekrem İmamoğlu meselesini konuşuyor. Şimdi ben bakın yani bu Cumhuriyet... Uzun sürer mi? Yine araya gideceğim reklama. Şöyle Cumhuriyet savcısı arkadaş ya kendinde değildi bu işi yaparken ya da hakikaten yani bu arkadaşların ciddi anlamıyla bir hukuki formasyon sorunu var. Şimdi bu iş açıkçası Türkiye'de siyasete dönük yargı kanalıyla muazzam bir darbe vurmak demektir. Şimdi tarihini unuttum ben gelirken bakamadım ama onun üzerine bir yazı yazdığım için 2007-2008 senesinde yanlış olmasın ordunun bir ilçesinde
19 ya da 19 Mayıs'ta da 23 Nisan törenlerinde biliyorsunuz hep çelenk koyma, çelenk koyma hikayesi vardır. O çelenk koyma hikayelerinden birisinde güya AK Parti ilçe başkanı sakız çiğniyormuş diyerek garnizon komutanı tarafından savcıdan şikayet edildi ve o gün tutuklandı ilçe başkanı. Şimdi bakın Türkiye maalesef böyle hukuku paspas eden, hukuku ayaklar altına alan, hukuku karikatürize eden, hukuku milletin ve siyasetin aleyhine işleten çok korkunç ve utanç verici tecrübelerle doludur. Hı hı. O yüzden bunu yapan arkadaş kimse aslında AK Parti'ye karşı, siyasete karşı, hükümete karşı, ülkeye karşı kasten ya da gaflet halinde bir kötülük. Hı hı. Ne şu demek? Yani elleri arkında gitmeyeceğiz. Sana ne, bana ne, öbürüne ne? Ama bu böyle konuda, bir şey yok. Böyle bir şey tabii yok. Ama şu yok derken ben Cumhuriyet Başsavcılığı diyor ki böyle bir şikayet var, hakkında inceleme yapıyoruz. Niye inceleme yapıyorsun ki? Ne ki gerek yoktur. Hayır bakın gerek yapar. Hayır. Gerek yoktur diyecek ve kapatacak. Niçin sen bunun için İçişleri Bakanlığı'na yazı gönderiyorsun? Hı. Şimdi asıl olarak burada bunun üzerine durmak lazım. Niçin İçişleri Bakanlığı'na bu yazıyı ulaştırıyorsun? Bakın şimdi bir örnek vereceğim. Şimdi 31 Mart seçimlerinden önce maalesef saygın bir iş adamı diye birisi televizyonlara çıkartıldı ve Mansur Yavaş hakkında şunu yaptı, bunu yaptı, yolsuzluk, usulsüzlük falan diyerek ben o günler Ankara'daydım. Denildi ki rüzgar bu adamın konuşmasıyla birlikte Mansur Yavaş'ın lehine döndü denildi. Sonuç ne oldu? Mansur Yavaş o hikaye üzerinden başkanlık koltuğuna otururken bu adamın da birkaç ay sonra cezaevi yolunu tuttuğunu gördük. Çünkü zaten kendisi bu tür işlerden sabıkalı ve maalesef bu tür yalanları sık sık söyleyen bir kişiymiş. Dolayısıyla bunlara ilk çıktığı anda şiddetli bir tepki gösterilmeli. Yani daha CHP İmamoğlu buna tepki göstermeden hayır arkadaş biz bunu reddediyoruz dememiz gerekir. Peki. Araya gidelim. Son bölüm. Son bölümde herkese beşer dakika vereceğim. Bu yasa adayı konuşmayacak mıydık? Yasa adayı Kenan Bey'in söylediklerine ilgili söylemek istediklerim var. Tamam. Dönüşte yani bugün hiç ummadığımız bu 6'şar 7'şar 8'şar dakikalık. MHP'nin anayasası vardı. İşte Cumhurbaşkanımızı yasada üzerinden tehdit eden müptezel bir siyasetçi vardı onu. İşte yani Aykut Erdoğdu'yu konuşacaktık. Bu işte manevi tazminat, işte AK Parti'yi yargılayacağız, TRT'de canlı yayınlayacağız, iktidar yani olursak aslında vesaire. Aslında sivil anayasa meselesini de bizim konuşmamız lazım. Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği 100. yılında 100 maddelik anayasa meselesinde konuşmamız lazım. Yani önümüzdeki hafta daha rahat konuşalım. Ama çünkü yarım saatimiz reklama gitti. Tamam, yine reklama gidiyor. Tamam. Yine reklama gidiyor. Peki, hayırlısı. Evet, son bölümdeyiz. Kaç dakikamız var? 15-16 dakika var. Herkese 4'er dakika vereceğim ve lütfen süreyi aşmadan. Mehmet Bey sizden bitirelim. Sonra süre müreyi başkalarına verdim demeyin. Çünkü sonu çağrıyla bitiriyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu'na çağrıyla. Ben şey diyeyim o zaman. Şimdi İlker'in de notları vardır. Tamam. Biz ev sahibiyiz. Yasa ada üzerinden Cumhurbaşkanımızı tehdit eden Aykut Erdoğdu'nun özellikle isim verme ya, müptezel insanların isimlerini vermek bile onlara payedir yani. Müptezel bir siyasetçi yani. Bu hadsizliktir, densizliktir. Kendi iktidarımız döneminde bile bize parmak sallama cesaretini gösteriyorlarsa bak anladıkları dilden konuşuruz. Parmaklarını da kırarız. Hukuk içinde de gereğini yaparız ya. Yani. Son bölümde isterseniz öyle şeye gerek yok. Öyle şeye gerek yok. Sen FETÖ'cüler üzerinden yapılan haklı operasyonları mağduriyet edebiyatı diye savunacaksın. Hı hı. Her seferinde seçilmiş cumhurbaşkanını ve etrafındaki bütün ekibini yasa adası önünden korkutacaksın. Öyle şey yok ama yani. Ama bu bir değil, iki değil. Aykut Erdoğdu bunu sürekli öyle yapıyor. Parmak, mesela Aykut Erdoğdu değil. Onun gibi düşünen. O zihniyet. O CHP, Kılıçdaroğlu CHP'sinin zihniyeti budur kardeşim. Seçilmiş son sözü size vereceğim. Çağrıda bulunuyorsunuz. Yani kameradan. Evet. Ya onun için
yani bizi yeni, Türkiye toplumunu tekrar yeni bir geziye çıkartmak istiyorlar. Kandil'e kadar yolları var, Pensilvanya'ya kadar yolları var. Bu milletin evlatlarının duygularını tahrik etmesinler. Biz uhuletle ve suhuletle her bir meselemizi çözmeye çalışırken öyle seçilmiş cumhurbaşkanımıza, başkanımıza parmak sallayacaklar, yasa üzerinden tehditler savuracaklar. Bak papuç pahalı olur. Yani bu bir tehdit değildir. Biz sabrediyorsak bu asaletimizdendir. Peki. Bu düşünce açıklama değildir. Tehdit, hakaret düşünce açıklama kapsamına girmez. O dokunulmazlık zırhına güveniyor şu an. O yüzden parlamentodaki arkadaşlarıma defalarca bu stüdyoda rica ediyorum. Ya şu merhamet duygularınızı bir tarafa bırakın ya. Bu şekilde tehditlerde, hakaretlerde bulunan insanların fezlekeleri geldiğinde dokunulmazlıklarını kaldırın, yargıya gitsinler. Yargıya gitsinler. Madem bu kadar bizi yargıya göndermek konusunda hassasiyet gösteriyorlar, yargıyı bu kadar çok önemsiyorlar, dokunulmazlık zırhını kaldırın da yargıya gitsinler. Bakalım dokunulmazlık zırhı olmadığında böyle boş kof kabadayılar gibi konuşabilecekler mi? Peki. Mustafa İlker Yücel size vereyim bir 2-3 dakika. Evet. Buyurun belki son bölümde hem bu Aykut Erdoğdu'nun bu düşüncesi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun tanklar arasından buyurun siz de geçin demesi. İmamoğlu, Sayın İmamoğlu ile ilgili bir iki tespit yapmak istediğimi söyledi. Kenan Bey'in söylediklerine ilişkin bir iki noktayı aktarmak istiyorum. Şimdi siyasi mücadelede Sayın İmamoğlu da olmak üzere muhalefette ya da karşı görüşte olan kişilerle siyaseten mücadele ediyor. Hukuken değil. Yani ben dikkat ediyorum İmamoğlu ile ilgili haberlerde, yazılanlarda, çizilenlerde herhangi bir siyasi eleştiri yapılmıyor. Onun mağduriyet avcılığı olduğu doğru. Burada bu programda da yapıldı tespit ama İmamoğlu'nun bir tercihi var. İzlediği bir siyasi çizgi var. O çizgiyle tartışarak, o çizgiyi mahkum ederek etki alanı daraltılabilir ya da onun planlarına karşı yeni planlar yapılabilir. Örneğin Patrikhane ziyaretiyle başladı siyasi arenaya çıkışı. Patrikhane ziyaretinin neden yapıldığını çok iyi biliyoruz. Hı-hı. Bir batıya selamdı. Ya da Demirtaş'ın ılımlı çizgisini övdü seçim boyunca. Hangi Demirtaş'ın ılımlı çizgisini Kobane yargılamalarında görüyoruz nasıl bir ılımlı çizgi olduğunu. Seçimden sonra ilk söyleşisini Rudava verdi hatırlarsınız. Rudava vermesi bir selamdı yine uluslararası güçlere. Ya da şimdi siz Ersin Tatar'la ilgili bir ziyaretini duyuyor musunuz Sayın İmamoğlu'nun? Ama Mustafa Akıncı'ya koşa koşa gitmişlerdi o zaman İzmir Belediye Başkanı'yla. O da dışarıya bir selamdı. Dolayısıyla şehit yakınlarının protesto ettiği bir isimdir. Bundan daha ağır bir hakaret mi olur? Şehit yakınının protesto ettiği bir siyasetçidir. En ağır hakaret, en ağır siyasi mücadele buradan yapılır. Dolayısıyla burada bizim Divelt'in Cumhurbaşkanı adayı, onu da hatırlatayım. Divelt gazetesi Erdoğan'ın karşısına çıkarılması gereken isim diye, Washington Post Erdoğan'ın karşısına çıkarılması gereken isim diye yazıyor. Dolayısıyla mücadele hukuki zeminde değil, siyasi zeminde olmalı. Yoksa hukuki zeminde olursa işte karşı tarafa güç veren, onlara meşruluk sağlayan böyle ciddi hatalar yapılır. Bu mücadele savcıların mücadelesi değildir, siyasilerin mücadelesidir. Suç varsa savcı girer devreye ve gereğini yapar. İkinci nokta şu. Şöyle toparlayacağım. Şimdi nasıl dışarıdan iç cepheyi zaafa uğratmaya çalışanlar varsa içimizden de iç cepheyi zaafa uğratmak isteyenler var. İçimizden de. Yani siz 2021 yılında bir mücadeleye girmişken 2021 yılında Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurulmaya çalışılıyorken Doğu Akdeniz'de namlular bize çevrilmişken Karadeniz'de Amerika'nın gemileri kışkırtmak için pusuda bekliyorken dibimizde Girit'i Ramstein üssü yapacağız diye Pentagon yayın organlarında açık açık yazıyorken, FETÖ'yü, PKK'yı besliyorken içimizden bizim cepheye, vatan cephesinde dirsek atmaya çalışanlar, yok Takrir Üssüku'na gidelim, 28 Şubat'ta kavga edelim, 27 Mayıs'ta kavga edelim. Sayın Mehmet Metiner, içimizdekilere dikkat edelim, vatan cephesinde yanımızdakilere dirsek atanlara dikkat edelim. Esas oportunizm orada. Esas maskeler orada gidecek. Çünkü burada eğer siz 28 Şubat'ta, 27 Mayıs'ta kavga edelim derseniz, çok şükür AK Parti içerisinde böyle sağduyu sahibi insanlar çok bu kavgaya çekmiyorlar. Yani Bahçeli ile 28 Şubat kavgası yapalım, Perinçek ile 27 Mayıs kavgası yapalım, Takrir Üssüku'na gidelim, kavgayı orada yapalım. 2021 yılındayız. Biz Perinçek'le kavga etmeyiz ama 28 Şubat zihniyetiyle
12 Eylül zihniyetiyle, 20 Nisan, 27 Nisan en muhtıra zihniyetiyle sonuna kadar kavga etmeye devam ederiz. Birlikte yaparız bu kavgayı. Bu ülke için, bu devlet için, bu millet için inşallah. Mehmet Beyciğim, ben sizinle her kavgaya girerim. Aynı siperde, çünkü ben sizinle biz de öyle, atarım. Biz de öyle. Ben vatanı sizinle omuz omuza savunurum. Yani Perinçek'le ve Vatan Partisi'yle bizim bir kavgamız olmaz yani. Her konuda aynı düşünüyor olmasak bile. Sizin cephenizden her kişiyle aynı siperde kavga etmekte tereddüt ederim. Hı-hı. Bize eğer böyle hakaretler yapılırsa o zaman tereddüt ederim. Omuz omuza bu mücadelede vatanı savunacağız. Aynı. Elbette farklı düşünürüz. 28 Şubat'ta da farklı düşünürüz. Kesinlikle. 27 Mayıs'ta ama 2021 yılındayız. Eğer 2021 yılında tarihe gidelim, kavgayı orada yapalım dersek 800 bin oy farkı yeriz. O zaman o tartışmaları burada başka türlü yapmak zorunda kalırız. O yüzden peki. Amerika Türkiye'de iktidarı değiştirmek istiyorsa vatanseverler aralarındaki ayrımları böyle programlara getirip de iç cepheyi zaafa uğratmamalı. Peki. Emin Bey, size döneceğim. Emin Pazarcı'ya 2-3 dakika vereyim. Şimdi bakın, Aykut Erdoğdu'dan bahsediyoruz. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde Aykut Erdoğdu zihniyetinde pek çok insan var. Yani biz edebimizden sesimizi çıkartmıyoruz ama burada Mehmet Metiner de, Kenan Bey de karşılaşmıştır. Ben de karşılaşıyorum ve belki bugüne kadar 1000'in üstünde tweet geldi, mesaj geldi. Yani işte sizi de yargılayacağız, şunu da yapacağız, bunu da yapacağız. Suçumuz ne? Suç yok ama işte gelecekler nasıl geleceklerse herhalde demokrasi dışı bir takım adımlarla geleceklerini düşünüyorlar. Biz de yargılayacaklar. Biz buna alışığız. Yani ama burada bence yargı meselesini devreye sokmak lazım. Mehmet Metiner doğru söylüyor. Burada yargının ve Sayın Cumhurbaşkanı bu işi yaptı. Yargının devreye girip bunların susturulması lazım. Şimdi yargı denilince biraz önceki bu Habertürk meselesinde konuşurken unuttuğum bir nokta var. Habertürk'te ben size iki örnek vermiştim. Bir tanesi işte geçmişte Koray Aydın'la iş ortağı olduğum iftirası atılmıştı. Akşam gazetesinden kovulmam sırasında onu perdelemek için. Nerede yayınlandı bu? Bu Habertürk'ün internet sitesinde yayınlandı. Peki kim yayınladı? Hakan Aygün vardı. Bugün Halk TV'de olan Hakan Aygün o dönemde Habertürk'ün internet sitesini yönetiyordu. Ve ben ne yaptım? Tabii üstüne gittim, ciddi şekilde uğraştım. Ve bunun bir iftira olduğunu yargıya tescil ettirdim. Evet. Hatta Habertürk'ten kazandığım tazminatın yarısını aldım. Ve yarısını da İstanbul'da avukattan 1 lira istemediğimi belirterek git Hakan Aygün'ün evinin önüne kamyonu da gerekiyorsa ve bu tazminatın yarısını da ondan al dedim. Hakan'ın o dönemdeki bana niye böyle yaptın gibi tweetleri de ayrı bir tabii tartışma konusu. Neyse sonuçta ben hakkımı aradım ve bugün de bu tür iftiralarda bulunan işte Aykut Erdoğdu gibi böyle saldırılarda bulunanları eğer yakalayabileceksem eğer kızıma avukat kızıma veriyorum ve onlarla da mücadele ediyorum. O açıdan bir ciddi bir eksik var. Yani bu saldırıların karşısında medeni mücadele yollarını maalesef kullanmıyor düzgün insanlar. Demokrasiden yana olan insanlar, milli olan insanlar, bu ülkeye sevdalı olanlar maalesef bunların altında eziliyor. Bence üstüne üstüne gitmek lazım. Bu konularda her şeyi devlete bırakmadan şahıslar olarak bizim de bunlarla mücadelede, hukuki mücadelede elimizden geleni ardına koymamamız peki. lazım diyorum. Teşekkür ederim. Şimdi 3 hafta öncesinde bu amirallerin... Yalnız senin kızını tebrik ediyorum. Tek başına bir ordu gibi. Babasının kızı yani. Yürekten tebrik ediyorum. Maşallah. 3-4 hafta öncesinde bu amirallerle alakalı ilk bildiri çıktığında burada konuşurken Sayın Metiner'le ya dedim arada dedim hani bu Aykut Erdoğdu da aynı güne denk gelmişti. Bu açıklamaları yapmıştı o zaman. Ya bunların da dedim yani bu adam bir şeyler söylüyor dedim. Yani söyledikleri şeyleri belki o gün çok fazla hani amirallerin o bildirisi üzerinden gittiğimiz için evet. Aykut Erdoğdu yine devam ediyor. Yani bunu ısrarla bir 2 dakika vereceğim Kenan Bey. Bir dakikada Sayın Kılıçdaroğlu'na çağrı yaparak. Yok ben o bir dakikamı şimdi, Kenan kardeşime ama siz vereyim. Her programda çağrıyla bitiriyoruz o yüzden şimdi, o bir gelenek haline geldi. Şimdi bu çağrı diyoruz ya hani. Hı hı.
Ya biz hukuka çağrı yapıyoruz. Hı hı. Adalete, ahlaka, hı hı, toplumsal meşruiyete çağrı yapıyoruz. Fakat birileri de darbeye, ihtilale, efendim kaosa, çatışmaya ya da gayrimeşru yollarla iktidarı devirmeye çağrı yapıyor. Şimdi Aykut Erdoğdu'nun hani bu vatana ihanetten yargılatacağım ya da yargılanması gerirsek için mücadele böyle böyle yapacağız diye söylemi, hı hı, ya da 10 gün önce zannediyorum Engin Altay'ın CHP Grup Başkan Vekili olarak yani Menderes'in akıbetini benzetmek. Yani. Şimdi aslında şimdi bir tehdit midir? Bir taraftan bakınca tehdittir. Ama bence tehdit güçleri, kuvvetleri yok. Yani onu, o ortamı oluşturabilecek güçleri yok. Fakat bu zihniyetin dışa vurması, yani bu ahlak dışı, bu hukuk dışı, bu toplum düşmanlığını karakter edinmiş ideolojiye, hı-hı, karşı asıl bir şeyler söylemek güç lazım. Ellerine ulaştığında yaparlar. Şimdi güç ellerine ulaştığı zaman muhakkak ben yani fırsatı asla kazaya bırakmazlar. Asla kazaya bırakmazlar. Ancak yani Türkiye'de hani o askeri darbenin çok büyük bir oranda dayanakları, saç ayakları kırılmıştır. Hı hı. Burada yapılması gereken şey, hani tabii ki bunlarla mücadele edilmeli, fakat mücadelenin hukuki anlamda, ahlaki, toplumsal, siyasal anlamda kodlarını çok iyi bir biçimde tespit etmek lazım. Bu mücadelenin kodlarını ya da söylemlerini ya da sembollerini askeri kavramlara, sembollere biz tebdil edemeyiz. Yani şimdi arkadaşlık mesela aynı siperdeyiz. Ya siper siyaseti değil bizim işimiz. Aynı cephedeyiz. Ya cephe siyaseti değil bizim işimiz. Bizim işimiz hukuki anlamda, siyasi anlamda, ahlaki anlamda meşruiyet ve dayanışmadır. Yoksa biz yani sol örgütlerin efendim ya da Stalinist ya da bilmem Mao'cu ya da başka bir şey fark etmez. Hı hı hı. Böyle çatışmacı dillerini merkez siyasetin dili son haline dönüştüremeyiz. Hı hı. Dönüştürürsek Allah muhafaza onlar gibi yerlerde sürünen marjinal örgütlere dönüşür. Ya bir romanşist. Bu değil, bu değil. Bakın, hı hı, eğer bunu yapacak olsaydı AK Parti çok güçlü olduğu zamanlarda yapardı. Hı hı. Ama ne yaptı? Hayır dedi, biz hukuki çerçevede, peki, ahlaki çerçevede, toplumsal çerçevede, hı hı, merkezde olmaya ve bu ülkenin, bu toplumun, bu halkın geleceğine teminat olmaya çalışıyoruz biz. Yani bunun için çalıştığından, hı hı, dolayı, dolayısıyla hani yani şöyle bir şey var. Ercüment abiden az önce bahsetmiştim. Ercüment Özkan rahmetli. Yani onun güzel bir sözü vardı. Eşek hemen ve sıpa hikayesi de şöyle. Eşekleri daha önceden sıpaları babaları gibi, anneleri gibi hani onlar da araba çeksinler diye annenin babanın yanına bağlarlarmış. Hı hı. Ercüment abi derdi ki yani sıpalar eşeği yoldan çıkartamaz derdi. Yani onun için sıpalar sıpa gibi, peki, eşeğin yanında, peki, yol almaya çalışacaklar yani. Peki. Bizi mi kastediyorsunuz Kenan Bey? Bir şey söyleyeceğim şimdi size. Siz ben de tatlı tatlı bitirelim. Yani ben programı bitirirken şimdi bir tartışma, bakın, onu bir başka programa bırakalım istersen. Beyefendi kastediyor ki SPA yani AK Parti'nin yanındaki MHP ve Vatan Partisi eşeği rayından çıkaramaz demek istiyor. Biz bunu anlayamayacak durumda mıyız şu anda? Biz bunu anlayamayacak durumda. Siz bunu kastetmediniz mi? Bunu kastettiniz yoksa? Bu, böyle bir kasıt varsa AK Parti bunu kabul etmez. Böyle Mehmet kendi Bey, kimi? Ne demek istedim? Böyle bir şey yok. Sıfalar eşeğin yolundan ayırt edemez. Yani İlker, İlker kardeşim, İlker kardeşim, böyle biz bence son derece yanlış bir ifade bu. Biz birlikte, biz birlikte. İlker kardeşim, ben söyleyeyim mi ne söylediğimi? Benim az önce, peki, söylediğimi, tamam, bir iki dakika olsa, tamam, söyleyeyim mi ben Cüneyt Bey? Yani yönetmenim Cüneyt Bey, Mehmet Bey, bir saniye müsaade ederseniz. Cidden bitirmem gerekiyor. Şöyle müsaade ederseniz. Tamam, ben söyleyeyim. Söyleyeyim bakın. Sizin hatalara en çok dikkat edin. Şöyle söyleyeyim. Böyle bir benzetme yapılabilir mi? Şöyle benzetmeye bak. Şöyle söyleyelim. Tatlı tatlı bitireyim. Çünkü devam, siz söz hakkı alacaksınız. Yönetmenim şu an bitirmemiz gerektiğini söylüyor. Cidden. Yani benim tekrar bahsedeyim. Ben tatlı tatlı bitirelim, tabii, diyorum. Tatlı uzatmayayım tatlı Kenan Bey, cidden. Hukuk merkezdedir. Söz alacaksınız, evet, o da sözü, evet, isteyecek. Hukuk merkezdedir. Askeri literatürlerle, savaş literatürleriyle, çatışma literatürleriyle siyaset yapılamaz. Yapılırsa onun adı siyaset olmaz. Peki bitiriyorum. Tatlı bitirelim dedim ama bilmiyorum. Mustafa İlker Yücel başka bir anlam çıkardı. Sayın yani, Pazarcı da, Sayın Metiner de. Ben bir cümleyle... Yok, bitiriyorum. Ben cümlede kalmadı. Kalmadı mı? Tamam. Kalmadı. Vatanı, Mustafa İlker Yücel, çok teşekkür ederim. Demokratik normalizasyon süreçlerinde her şey siyaset ve hukuk içinde. Ama Türkiye'nin bekası söz konusu olduğunda
Türkiye'den yana olanlarla Türkiye, Türkiye'nin milli menfaatlerine karşı olanlar cepheleşirler ve gerekirse de vuruşurlar. Bunda hiçbir sakınca yok. Emin Pazarcı teşekkür ediyorum. Mustafa İlker Yücel teşekkür ediyorum. Keşke hani şu son mevzuyu anlatmasaydınız Kenan Bey. Yani bu. Yok, onu bir dahaki programda. Peki mutlaka açıklarsınız. Belki Mustafa Kemal Bey'i bu akşam elimden kurtardım. Telefonu da alabiliriz. Hani orada da belki işi tatlıya bağlayabiliriz. Evet. Mehmet Bey çok teşekkür ederim. Ben Sayın teşekkür Kılıçdaroğlu'na çağrıyı bir sonraki haftaya bırakalım. Kenan Alpay çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hepinize izlediğiniz için de teşekkür ederiz. Programın tekrarını da gece 01'de izleyebilirsiniz.